Değerli Cem TV izleyicileri, can dostlarım, bu televizyonla sizlere seslenmekten mutluluk ve gurur duyuyorum. Ancak programımıza başlamadan önce kral çıplak dememi istediler. Herhangi ya da önemli gördüğüm bir konuda kralın çıplak olduğunu ilan etmem söylendi. Kralın çıplak olduğunu söylemek için size 12 Eylül 2010 referandumunu hatırlatmak istiyorum. Ölülerin bile mezardan çıkartılıp oy kullanılmasını istediği o kötü referandumdan. İşte ondan sonra her şey Türkiye için olup bitti. Önce Türk ordusunun kahraman evlatları Ergenekon, Poyraz ve birçok davada tasfiye edildi. Sonra devletin içine FETÖ denilen terör örgütü yerleştirildi ve zaman içerisinde ta 15 Temmuz 2010 tarihindeki o kalkışmaya kadar geldik. Peki hangi noktada kral çıplak? Şu noktada kral çıplak. Bir, bu insanlar oraya kendi kendine girmediler. İki, bütün bu yaşadıklarımız ortaya bir şey çıkardı. Ne yazık ki esas olan şey şu ki, kralın çıplak olduğu yer şu ki, bugün Türkiye Cumhuriyeti bir devlet olarak yıkılmış bir devlet görünümü arz etmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yerel mahkemeler dinlememekte. Türk ordusunun içinden çok önemli insanlar bugün tasfiye edilmiş. Geri kalan da birisi diğer yarısından şüphe eder hale getirilmiş. Türk polisinin çok önemli evlatları tasfiye edilmiş. Bir kısmı o kalkışma gecesinde katledilmiş. Geri kalanın bir kısmı diğerinden şüphe eder hale getirilmiş. Türkiye'nin en değerli, en önemli yerlerinden birisi olan Dışişleri Bakanlığı'nda ne yazık ki bugün uzman olmayan insanların elinde ve her şeye evet demeleri yüzünden tek dostu kalmamış, yıkılmakta olan bir devlet görüntüsü. Bir siyasetçi kesinlikle umutsuzluk aşılamamalı ama bir durum tespiti yapmak için ve kralın Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından çıplaklığını göstermek için bunları ortaya koyduk. Esasen bunları ortaya koyup hafızalarınızı tazelemekte de fayda var. Bundan sonra neyi, niçin, neden yaptığımızı herhalde daha iyi anlayacaksınız. Çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak. 16 Mart 2018 yine bir cuma akşamı, yine bir kral çıplak akşamı. Sevgili konuğumuz Aytun Çıray, benim sevgili dostum, kırmadı sağ olsun bu yoğun trafikte, yoğun siyaset trafiğinde, yoğun siyaset gündeminde kral çıplak demek için vaktini bize ayırdı. Bu akşam 2 saat boyunca sizinle birlikte ülke gündeminde ne varsa,
Afrin'den İYİ Parti'ye, seçim ittifakı tartışmasından İslam'ın güncellenmesi meselesine, hatta İstiklal Marşı'ndan ekonomideki çok enteresan gelişmelere kadar her şeyi bu akşam konuşmaya çalışacağız. Dolu dolu bir akşam olacak ama önce bir Kral Çıplak klasiği olan önümüzdeki hafta tarihte neler olmuş ona bir bakacağız. ...21 Mart 1590... İran'la İstanbul Anlaşması imzalandı. 19 Mart 1877... Osmanlı Devleti'nin ilk mebusan meclisi toplandı. 21 Mart 1937... Tunceli'de Dersim isyanı başladı. Olaylar 22 Ekim'e kadar süren harekatlarla denetim altına alındı. 22 Mart 1945... Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen, Kahire'de Arap Birliği'ni kurdular. 21 Mart 1973, Aşık Veysel hayatını kaybetti. Ve 21 Mart 1995, Nevruz Bayramı ilk kez resmen kutlandı. Evet, konumuzu çok iyi tanıyorsunuz ama yine de biz, bu da bir Kral Çıplak klasiği, daha iyi tanımamız için özgeçmişini hazırladık, bantımızı izliyoruz. Aytun Çıray, 1 Ocak 1957'de İzmir Bayındır'da doğdu. Babasının adı Muharrem Remzi, annesinin adı Kıymettir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İç hastalıkları dalında uzmanlığını aldı. 1989'da başhekimliğe ve 1993'te Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Başbakan Danışmanlığı görevinde bulundu. Petkim, Erdemir ve İsdemir'in yönetimlerinde görev aldı. Erenko şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Dünya Bankası 2. Sağlık Projesi İkraz Anlaşması müzakerelerinde Türkiye adına başkanlık etti. Birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı. Yayınlanmış makaleleri ve 3 kitabı bulunmaktadır. Fransızca bilen Çıray, evli ve 2 çocuk babasıdır. Evet, böylesine dolu dolu bir geçmiş. İlk gündem maddemiz Afrin. Evet. Oradaki Zeytin Dalı operasyonu. Çünkü şu anda çocuklarımız orada savaş içindeler. Evet. Vatan için ölüyorlar. Evet. Ölüyorlar ve öldürüyorlar. Evet. En son duruma bir bakalım. Afrin harekatında 56. günü girilirken bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Afrin'in yukarı meski ve aşağı meski köyleriyle stratejik öneme sahip iki tepe daha teröristlerden temizlendi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e havadan bildiri atarak sivillerden, teröristlerden ve mevzilerinden uzak durmasını istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'de iki köy ve iki tepeyi daha teröristlerden kurtardı. Afrin'in güneyindeki Cinderes beldesine bağlı yukarı meski ve aşağı meski köyleriyle stratejik öneme sahip iki tepe terör örgütlerinden alındı. Böylece harekatta kontrol altına alınan bölge sayısı 210 köy ve 43'ü kritik nokta olmak üzere 253'e ulaştı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e havadan bildiri attığı da öğrenildi. Bildiride teröristlerin sizi kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. Afrin'den ayrılmak isteyenler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin garantisi altında olacaktır. Teröristlerden, terör mevzilerinden uzak durun ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bugün Genelkurmay Başkanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3530'a ulaştığını açıkladı. Evet efendim, nasıl değerlendiriyorsunuz Zeytin Dalı operasyonunu? Biz Zeytin Dalı operasyonunu iki farklı, iki pencereden inceliyoruz. Bir tanesi bugün Türk ordusu Zeytin Dalı operasyonunu yapar Afrin'de ve şehitler vererek esasen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türk dış siyasetini içine düşürdüğü çukurdan çıkarmaya çalışıyorlar. Biz Türk ordusunun, onun kahraman evlatlarının, Mehmetçiğin yanındayız. Ve bugün için bu Afrin harekatının
yapılması gerektiğini düşünüyoruz mecburen. Ama bu noktaya nereden geldiğimizi, nasıl geldiğimizi de Türk milletinin hafızasını canlandırarak anlatmak istiyoruz. Eğer Türkiye'de demokrasi çalışsaydı, parlamentoda bu işler özgürce tartışılabilseydi ve parlamentoda kendilerini eleştiren muhalefetin sesine kulak vermiş olsalardı, belki de bugün Türkiye'de hiç Afrin'i konuşmuyor olacaktık. 2012-2013 senelerinde başlayan bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı bir gün kalktı, aynı çözüm sürecinde olduğu gibi çıktı, dedi ki biz Suriye'ye demokrasi getireceğiz. Ve demokrasiyi getirdikten sonra da Emevi Camii'ne gidip namaz kılacağız. Yine başka şeyi hatırlatmak isterim, hafızaları tazelemek isterim. 2002 senesinde devraldıkları Türkiye'de terörden ölen vatandaşımızın sayısı 14'e düşmüştü. Yılda. Abdullah Öcalan tutuklanmış ve devletime, milletime hizmet etmeye hazırım diyordu. Tam o esnada büyük sosyal, siyasal ve ekonomik bir hamle yapılarak kalıcı bir barış ve kalıcı bir kardeşlik sağlanacakken çözüm süreci, Kürt sorunu diye bir sorun ortaya attı. Onu başka bir paragrafta konuşabiliriz. Ama buna benzer bir şekilde Suriye sınırında Türkiye 2002 senesinde mayınları temizlemeyi tartışıyordu. Hükümet mayınları İsrail'in temizlemesini söylerken, isterken muhalefet de mayınları biz kendimiz temizleyelim. O arazi çok verimli oldu. Oradaki vatandaşlarımıza dağıtalım. Onlar da ekmek sahibi olsun diyordu. Muhalefetten kastınız CHP. O zaman evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Ve düşünebiliyor musunuz? Mayınları temizleyip orayı çiftlik arazisi haline dönüştürmeyi düşünen Türkiye'den bugün 900 kilometrelik sınırımızı koruyamayan bir Türkiye'ye geldik. Ve o sınırı korumak için bir milli güvenlik sorunu ortaya çıktı. Bir beka sorunu ortaya çıktı. Ve şimdi o beka sorunu ortaya çözülmeye çalışılıyor. Bu tartışmalar yapılırken kayıtlarda vardır, tutanaklarda vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptım. Dedim ki, arkadaşlar siz monşerler diyerek, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini küçümseyerek, pasifist dış politikası olarak algılayarak yanıldığınızı göreceksiniz. Çünkü yurtta sulh, cihanda sulh sözü bir Osmanlı paşasının bu devleti kurarken 600 yıllık imparatorluğun deneyiminden geçmiş bir sözdür. Kendi kendine ortaya çıkmamıştır. Ama o zamanlar modaydı. Geçmişi sorgulamak, kendi resmi tarihlerini yazmak. Bugün hala moda. Kurucuları, kurtarıcıları evet, devamlı kötülemek. Bugün hala moda, ne yazık ki. Ve geleneksel Türk dış politikasını monşerler diye suçlayarak ve Cumhuriyet'in genel siyasetini, dış politikasını da küçümseyerek Suriye'ye bulaştılar. Dedim ki bakınız, bu Suriye'ye bulaşıyorsunuz. Suriye'nin rejimini düzeltmek Türkiye'nin milli meselesi değildir. Evet. Türkiye'ye yeteri kadar demokrasi getirdiniz mi ki Suriye'ye götüreceksiniz? Eğer Suriye'de milli meselemiz olmayan bir konuda bir tek evladımız dahil şehit olursa bu bir cinayettir demişti. Eğer bizi dinleselerdi, Suriye'nin iç işlerine karışmasalardı, Suriye'nin içini karıştırmasalardı, Suriye'yi bölünüp parçalanmasına, bütün dünyanın oraya gelip yerleşmesine neden olmasalardı, bugün Türkiye hem bir beka sorunu yaşamayacaktı, hem de Afrin'i konuşuyor olmayacaktı. Şimdi bugün Afrin'i konuşuyoruz belki da. Belki Afrin'e yapılan operasyona gerek bile kalmayacaktı. Olmayacaktı. Bakınız, eğer çevrenizde barış içindeyseniz buna ne gerek var? Üstelik bizim dış siyasetimiz ve milli güvenliğimiz açısından ne Irak'ın bölünmesi ne de Suriye'nin bölünmesi Türkiye'nin çıkarına değildi. Oralardaki bölünmelerin Türkiye'ye negatif sirayet edeceğini hepimiz biliyorduk. Devlet biliyordu. O kadar ileri gittiler ki Irak'ın bölünmesi noktasında Irak'ın başkentine gitmek yerine Erbil'e gitmeye başlamışlardı. Çift başkentli memleket yarattılar. Suriye'yi de bu hale getirdiler. Ama Mustafa Bey, şimdi Afrin meselesini bitirdiniz. Sonra ne yapacağınızı söylüyorsunuz? Biz bunu diyorsunuz, devletine orada güvenliği sağlayacağız, belli bir süre sonra geri çekileceğiz. Yani ne demek? Şam resmi devletine bırakacaksınız demek. Ben de diyorum ki, biz de diyoruz ki, size bir öneri, siyasette hep eleştiri olmaz, öneri de söyleyin diyorlar ya, işte onlara bir öneri. Derhal Şam resmi hükümetiyle anlaşın. Karşılıklı sınırlarımızı koruyalım.
Şam'ın daha çok bölünüp parçalanması Türkiye'nin işine gelmez. Eninde sonunda Şam'a devredecekseniz bunu bugünden konuşarak yapmaya başlayalım. Hadi Afrin'i hallettiniz. Arkadan Memiç var. Ama daha önemlisi Türkiye'nin gözünden kaçırılan, bence Amerika ile perde arkasında yapılan pazarlıklarda ne yazık ki Fırat'ın doğusunda istenmeyen bir takım oluşumlar olmakta. Bu Türkiye'nin gözünden kaçırılıyor. Esas hadise şu anda Türkiye Afrin'de bu mücadeleyi yaparken Fırat'ın 600 kilometrelik sınırımız olan Fırat'ın doğusunda ne olacaksa oluyor. Aslında var ya, bu mücadele esasen Süleyman Şah Türbesi'nin bugün kavga ettikleri, bugün Türk askerinin gidip orada yok etmeye çalıştığı YPG, PYD teröristleriyle birlikte çekmişlerdi. O zamanın başbakanı YPG'nin başına teşekkür etti. Süleyman Şah Türbesi'ni bizimle beraber geriye çekmeye yardım ettiniz diye. Ne yaptılar Süleyman Şah Türbesi'ni geriye çekerek? İşte Fırat'ın doğusunu teslim ettiler. O Süleyman Şah Türbesi'ni oraya koyan devletin aklı büyük bir akıldı. Siz Süleyman Şah Türbesi'ni toprağınızı geri çekerseniz orasını başkaları doldurur. Peki büyük dediler ki gerekçe olarak biz Süleyman Şah Türbesi'ni geriye çekiyoruz. Çünkü IŞİD, MIŞİD gelir oradaki askerlerimize saldırır. Yani birisi bugün Türkiye'ye saldıracağız derse Türkiye'nin altına tekerlek koyup başka yere mi götüreceğiz? Büyük devletler böyle davranmaz. Yapılması gereken şey şuydu. Sınıra götürürsünüz, bir tabur askerinizi, bir tugay askerinizi koyarsınız, uçaklarınızı da getirirsiniz, gücü yeten varsa hadi bakalım ellesin şu Süleyman Şah'ı dersiniz. Büyük devlet budur. Eğer o gün onu yapsaydık, bugün Türkiye belki de Afrin'de şehit veriyor olmayacaktı. Ancak onun için dış siyaseti biz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış siyasetini gayrimilli buluyoruz. Zaten bir siyasetin milli olması tek başına olmaz. Milli siyasetin oluşması Cumhuriyet kurulduğundan böyle olup gelmiştir. Kıbrıs politikalarımız, girdiğimiz savaşlar, Hatay siyaseti muhalefetiyle iktidarıyla paylaşılarak oluşturulan siyasete milli siyaset denir. Ancak kimse de yanlış anlamasın, sözlerimizi de istismar etmesin. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikasını eleştirirken yabancı devletlerin yanında da yer almıyoruz. Evet. Bu ayrımı da iyi yapmak. Ama Türkiye'nin bugün geldiği noktada çektiği bu sıkıntılar, bu kadar Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye gelmesi, bütün bunların müsebbibi bu siyasi iktidardır. Evlatlarımızı şehit veriyoruz. Elbap'ta 72 şehit verdik. Burada 50'ye yaklaştı şehit sayısı. Ayrıca her gün şu kadar sayıda insanı öldürdük. Bu işi bıraksınlar canım, biz sonuca bakarız. Biz bir zafer bekliyoruz. Kaç kişi, biz sizi oraya şunu kadar insan öldürün, bu kadar insan öldürün diye göndermiyoruz. Sonuç istiyoruz biz. İstatistik tutmanız için göndermedik. Yani hocam, bunu da böyle devam edip dururlarsa inandırıcılıklarını da kaybedecekler. Bu doğru, evet, da bir şey değil aynı zamanda. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Afrin'e bakış açımız bu yani. Evet, ancak bu zamanda yapılan yanlışlara rağmen bugün verilen bu mücadele artık mutlak hale geldi. Kaçınılmaz hale geldi. O yüzden destekliyorsunuz. Hiç tartışmasız. Evet, tabii. Türk ordusunun yanındayız. Askerimizin, Mehmetçiğimizin sonuna kadar arkasındayız. Bununla kalmayacak. Bu sınırı baştan sona güvenlik altına almak zorundayız. Evet. Buradan şimdiden söylüyoruz. Afrin mafrin bitti. Memiş'te gittik, Amerika ile anlaştık derlerse bizi inandıramazlar. Fırat'ın doğusunu halletmeden geriye dönmesinler. Şimdi bu hafta Afrin'le ilgili ve daha doğrusu bölgeyle ilgili bazı önemli haberler yansıdı gazetelere. İlk küpürü getirin arkadaşlar. Örneğin Suriye'de işte Perşembe günü itibariyle, dün itibariyle 8. yılına girdi bu savaş. Tam 100 bini buldu sivil kayıpların sayısı. 100 bin kişiye ulaştı. 106.309 aslında tam sayı. 350 binden fazla kişinin yaşadığı ama yaşadığı düşünüyor ama bilgi alınamıyor. Haklarında bilgi alınamıyor. Ölenlerin çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk. Böyle bir tablo var Suriye'de. Savaş her zaman kötüdür. Evet. Orada 100 bin kişinin ölümüne neden olan savaşın bir de ekonomisi var. İkinci küpürü getirin lütfen Tacim.
Orta Doğu küresel çapta savunma sanayinin gözde müşterisi olmayı sürdürüyor. Son dönemde bölgeye silah satışı 2 kat arttı. Bölgedeki savaşlarda adı geçen ülkeler, yani aktör olan ülkeler, işte Amerika'sı, İngiltere'si, Almanya'sı, bölgedeki savaşlarda adı geçen ülkeler aynı zamanda silah satan ülkelerin başında geliyor. Doğru. Yani orada askerlerini... Doğru ama soru şu. Evet. Şu saydığımız ölen suçlu suçsuz insanların %90'ı evet. Müslümanlar birbirini öldürüyor. Tabii. Allah hepimize bir akıl vermiş. Ama o Müslümanlara silahları da bunlar veriyor. Tamam efendim. Tabii ki emperyaller emperyalistliğin evet. gereğini yapacaklar. Aklınızı kullanın, bu oyunlara düşmeyin. Birliğinizi, beraberinizi kullanın, bu oyunlara düşmeyin. Allah nasip etmiş, bu ülkeye Atatürk gibi birisini göndermiş. Hı-hı. Bütün bu prensipleri vaaz etmiş. Orta Doğu'ya bulaşmayın, Arapların işine karışmayın. Yurtta sulh, cihanda sulh demiş. Bunları boşuna mı söylemiş? Aklımızı kullanacağız. Herkesin bir oyunu vardır. Mustafa Bey, önemli evet. olan bizim pehlivanın oyunu ne? Onların oyunun olması gayet doğal. Bu yeni de olan bir şey değil. Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet kime karşı kuruldu? Kimlere karşı mücadele edildi? Emperyal devletlere karşı mücadele edildi, öyle değil mi? Evet. O halde demek ki hem emperyal devletlere karşı mücadele edip bir yeni devlet kurduk, hem de o emperyal devletlerle oturup anlaşabildik ve onlara gücümüzü kabul ettirdik. Büyük devlet böyle olunur. Oturup şikayet etmekle ona silah satıyorlar, buna silah satıyorlar demekle olmaz. Oturup sanayileşip, büyüyüp, üretip, bilim geliştirip sen silah yap. Sen başka işler yap. Güçlü ol, zengin ol, dünyaya kafa tut. Yoksa ağlaşmayla, şikayetle o devleti şikayet. Bu hep var. Bizim ne yaptığımız önemli. Biz, Türkiye'yi 15 yıldır yöneten bu insanlar, Türkiye'yi üreten bir ekonomiye geçirebildiler mi? Hayır. Türkiye'nin borcunu mu azalttılar? Fert başına düşen milli gelirimizi 40 bin dolara mı çıkardılar? Getirsinler buralara, çıkarsınlar. Emperyal devletlere mücadele edelim. Emperyal devletlerin en büyüğü bugün yıllık gayri safi milli hasılası 16 trilyon dolar. Ben ona kafa tutarım. 16 milyon 1 trilyon doları derhal kazanmalıyız. Çalışmalıyız. Evet. Yoksa şikayet etmekle bir yere varamayız. Evet. Tacım, 3. küpür ekrana getirelim. Türkiye'de bir de bu olayın Türkiye'ye yansıması var. Evet. İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği. Türkiye'ye 3.540.648 Suriyeli sığınmak zorunda kaldı. 55.583'ü vatandaşlığa alındı. 311.000 bebek Türkiye'de doğdu. Ve 7 yılda bunlar için 30 milyar dolar harcadık. 21 kamp kuruldu. Bu kamplarda şu anda 234.529 Suriyeli'ye biz bakıyoruz. Şu anda 21 kampta 234.529 Suriyeli. Suriyelilerin en çok yaşadığı kentler İstanbul ve Hatay. Türkiye'de doğan Suriyeli çocuk sayısını söylemiştim, 311.000. Hastanelerde yatakta tedavi gören Suriyeli sayısı 1.460.000 kişi. Çalışma izni verilen Suriyeli sayısı 19.020 kişi. Vatandaşlığa alınan Suriyeli sayısı 55.583 kişi. Yani Türkiye'yi çok ciddi şekilde vatandaşlığa alınan 0-18 yaş arasındaki Suriyeli sayısı ise 25.000 kişi. Bu savaşın, Suriye Savaşı'nın Türkiye'ye inanılmaz bir faturasını gösteriyor bu istatistik. Bu güvenilir bir kaynak. Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonu'na sunulan bir rapor bu. Şimdi bakınız. Bu devletin ehil ellerde olmadığının kesin göstergesidir. Kesin. Devlet yönetmeyi bilmeyenlerin elinde uzun yıllardır. Biz hamiyetperver bir milletiz. Etrafımızda bu tür şeyler ilk defa oluyor değil. Saddam sağlığında Kürtlere kimyasal silahlarla saldırdığında Türkiye kucağını açtı. Burada akrabaları da var, eşleri var, dostları var. Olmasa da fark etmez. Kimyasal silahlara saldırılan bir yere Türkiye kucağını açtı. Sınırını açtı. Kamplar kurdu. Orada onların sağlıklarına baktı, yedirdi, içirdi. Yine bir büyük devlet gibi gitti, Saddam'la anlaştı, onların hayatını garanti etti ve kendi ülkelerine geriye gönderdi. İşte devlet yönetimi böyle olur. Siz sınırları delik deşik hale getirirseniz,
oradan gelen sığınmacıları kontrolünü ortadan kaldırırsanız, her yere dağılmalarına izin verirseniz ve içlerinde bunların kaç tane terörist olduğunu bilmeden Türkiye'nin kapılarını her yere açarsanız ve 3 milyon küsur insanı şu gün, bence doğumlarla falan 4 milyona yaklaştı. Evet. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalırsınız. Bu devletin yönetenlerin aziyeti ve beceriksizliğinden başka bir şey değil. Eğer benim biraz önce anlattığım devletin daha önce davrandığı gibi davranabilseydi, bugün Türkiye bu kadar büyük sıkıntı yaşıyor olamazdı. İkincisi, bugün Batılılara heyet meyet falan diyorlar ya, biraz alttan almalarının sebebi 3,5-4 milyon sığınmacıyı Türkiye'ye baksın diye. Bunlar da onları öyle tehdit ediyorlar. Bak, bırakıveririz ha, kapıları açıveririz ha. Bunlar hiçbir şekilde büyük devletlerin ciddiyetiyle, yönetimiyle bağdaşmaz. Senin kendi vatandaşının sorunlarını çözdün. Yine biz onlara, biz yine hamiyetperverliğimizi yapardık. Ve barışı sağlar yine onların memleketlerine, ki biz İyi Parti olarak şunu söylüyoruz. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yönetenlerin dünyada itibarları bitmiştir. Saygınları, saygınlıkları bitmiştir. Verdikleri sözlere inanılmamaktadır. Çünkü sabah İran'la anlaşıyorlar, öğlen Rusya ile barışıyorlar, akşam Amerika ile gizli toplantı yapıyorlar. Evet. Kimsenin güvenmediği bir yönetim Türkiye'yi bu konularda düze çıkaramaz. Ama Türkiye'de yeni bir iktidar, dünyanın güvendiği yeni bir iktidar bütün buralarda barışlı sağlar. Şam resmi hükümetiyle de ona da haddini bildirerek barışı sağlar ve buradaki sığınmacıları hayatlarını garanti altına alarak tekrar memleketlerine gönderir. Evet. Bunun başka bir çaresi yok. Başka bir çaresi yok. Şimdi her boyutuna Suriye meselesinin her boyutuna değiniyoruz. Afrin Harekatı'nın başladığı ilk günlerde bir tartışma vardı. Siyasete alet edilmesi, oradaki savaşın, askerlerimizin oraya gitmesinin, mücadelenin siyasete alet edilmesi. Şimdi ekrana getireceğimiz fotoğraf ve küpür tam bununla ilgili. Mavi bere dağıtıldı. AK Parti Bolu 6. İl Olağan Kongresi Karaçayır Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede delegelere ve ziyaretçilere salona girerken komandoların kullandığı mavi bereler verildi. Ve kamuflaj kıyafetleri dağıtıldı. Zaten başbakan da kamuflaj kıyafetiyle gidiyor bu kongrelere. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu orada bakınız, orada çarpışan çocukların davulla, hepsi AKP'li falan değil yani. Zurnayla, evet. Megafonla savaş ilanı olmaz ya da operasyon haberi olmaz. Bu yüzden vermememiz gereken şehitleri verdiğimizi de düşünüyorum. İleride bunu anlayacağız. Sadece Türk milletine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Rahmetli Bülent Ecevit, rahmetli Erbakan'la birlikte muhalefetin de desteğini ve bilgisini alarak yaptıkları büyük çıkartmada, gerçek savaşta, sabah 5'i 5 gece Türk ordusu operasyona geçtiğinde tüm dünyanın haberi yoktu. Evet. Saat 6'da Bülent Bey çıktı televizyonlara. Barış harekatı başlamıştır. Hayırlı olsun dediğinde duydu bütün dünya. Siz bir operasyonu parti kongrelerinde açıklamaya başlarsanız iki tane sorun olur. Bir, bunu millilik vasfını yok edersiniz. Partinin operasyonu haline getirirsiniz. İkincisi de siyasete şehitleri alet etmiş olursunuz. Sonra insanın ne olur biliyor musunuz? Kan tutar. Sete çevirdiler oraya. Her gün olur olmaz haberler. Ordumuz şurada. Şu ya, haber veriyorsunuz yerini teröristlere. Kim nerede ne yapıyor? Telefonla çocuklar konuşuyorlar, bakıyorum ekranlarda. Kimin nerede olduğu belli değil. İşte bu öyle milli meseleler, madem milli mesele ise bir parti meselesi haline gelir. Daha acısını söyleyeyim size ben. Ufacık bir kız çocuğu. Minik giydirmişler asker kıyafetleri. Ne olduğunu anlayamamış. Bir hekim olarak travmaya uğradığını söyleyebilirim. Bunu alıyorlar, çıkarıyorlar. Efendim cebinde bayrak var, bunun kefeni olacak filan. Ya Türk olup da şehit olmak istemeyen kim olabilir? Yeter ki hakiki vatan meselesi olsun. Böyle bir istismar olabilir mi? Baştan sona bir siyasi istismar aracı haline getirdiler. Bunun bir başka tehlikesi de, bak, milletçe Türk ordusunun arkasındayız. Bunu zedelemesinler.
Türk olup da şehit olmak istemeyen kim olabilir? Vallahi ben istemem. Yani Allah nasip etmesin o anlamda. Hayır, kastım şu anlamda. Yani niye, vatan savunması manasında söylüyorum. Şimdi, yani vatan savunması ihtiyaç hale gelmişse. Tabii ki o zaman kim istemez? Verirsin. Kimin umurunda? Yani bırakın da artık bu ülkenin insanları biraz yaşasın ya. Yani durmadan ölüyor. Gençlerimiz ölüyor. Çocuklarımız ölüyor. Biz durmadan şimdi bakınız çok haklılar. Ölümü kusuyoruz. Bakın bir başka şey daha söyleyeyim. Bu çözüm süreci diye bir süreç başlattılar. PKK'nın girmesine göz yumdular. Türk Güvenlik Kuvvetleri 250'ye yakın valilere dedi ki PKK giriyor ne yapalım? Başınızı çevirin dediler. PKK girdiği hendek kazdı her altı yedi. Sonra birdenbire ne olduysa anketler ters mi döndü ne olduysa PKK'yı oradan çıkarma kararı aldılar. Bu defa da PKK'yı oradan çıkarırken oradaki masum Kürt vatandaşlarımızın evini barkını başlarına yıktılar. Evet. Kışta kıyamette sokağa bıraktılar. Şimdi buradan Türk milletine hatırlatıyorum. Bunun için de pardon Abdullah Öcalan bizi aldatmış dediler. Bu pardonun bedeli kaç kişi biliyor musun? 729 şehit. Evet. Bu hiç olmayabilirdi. Doğru. Her pardon, her aldatıldım şehitle karşılığını buluyor. Doğru ama yani yine de o söylemi ben kabul etmiyorum. Yani esasen şöyle toparlayalım evet. Mustafa Bey. Evet. Belki daha iyi anlatacağım. İktidarların görevi şehit sayılarıyla övmek değil, yaşattıkları insan sayılarıyla övmek. Aynen öyle. Ve o insanları hangi refah ortamında yaşattıklarıyla önemli. Evet. WhatsApp hattımız 0530 848 13 12. Aytun Bey'e eminim ki sorularınız olacak ya da konuştuğumuz meselelerle ilgili yorumlarınız olacak. Siz de katılabilirsiniz. Şimdi biz kısa bir ara veriyoruz. 5 dakika sonra buradayız. Ayna ayna, söyle bana evimi bu kadar güzelleştiren başka 75'lik var mı bu dünyada? Var tabii. Winhouse'la benim de salonum aydınlık, manzaram geniş. Evim güvende, param da cebimde. 6+1 yalıtım odacığı sayesinde. Bu mükemmel pencereye sahip olmak sizin de hakkınız. Winhouse. 75'likte son trend. 36 dalda ödül adayı 12 film. Yıl boyunca D-Smart'ta. Ödüllü filmlerle dolu D-Smart sinema keyfi ve sınırsız fiber internet şimdi ayda sadece 69 lira. Ayrıca ilk ay tüm kanallar hediye. Siz de dost doğru D-Smart'a gelin, büyüleyici filmleri ve dünyanın takip ettiği dizileri HD kalitesiyle izleyin. D-Smart her televizyona şart. Siz hep kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz. Tüm Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00800 900 990. 96.4 Cem Radyo. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon 0212 625 18 18 reklam@cemmedya.com. İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor!
teknem olur. Teknem olur. Gel, 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 gel. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. Osman'ın meyveleri erişti, aman aman erişti. Güzel sesi ve duygularımıza tercümanlık eden türküleriyle evlerinize konuk olan Gülten Benli ile Lütfeyle'ye bu hafta halk müziğinin sevilen ismi Cevahir Karaca konuk oluyor. Yar senin elinden ben ağlar gülemez oldum, yanarım derdinden. Gülten Benli ile Lütfeyle bu akşam 22'de Cem TV'de. Vücudum şehrini odlara yaktı. Taner Özsoy ve Kubilay Duman'ın hazırlayıp sunduğu memleket türküleri pazar akşamları müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor. Memleket türkülerine bu hafta halk müziğinin sevilen isimlerinden Zeynel Karataş konuk oluyor. Alıp götürüyor seni bir kara bulut. Memleket türküleri pazar 20'de Cem TV'de. Evet, 16 Mart 2018 Kral Çıplak devam ediyor. Konuğumuz İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aytun Çıray. Biraz önce Afrin ve Zeytin Dalı operasyonunu konuşuyorduk. Şehitler meselesini konuştuk. O istismar edilmesini konuştuk. Şimdi öyle bir haber getireceğim ki gerçekten işte bunu gerçekten iyi düşünmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i kaldırırken şehit düştü. Kutsal kitabımıza bile patlayıcı bağlayacak kadar alçaldılar. Afrin'in Dermasanlı köyünde PKK'lı teröristler tuzakladıkları Kur'an-ı Kerim'i yere bıraktı. Uzman çavuş Orhan Sürmen Kur'an'ı yerden aldı. Yukarı kaldırmak için doğrulduğunda bomba patladı. Şimdi o kadar gerçekten o kadar alçaklar ki. Çok alçakça. Yani bunun hiçbir alakası bu çok kirli bir savaş veriyorlar, yürütüyorlar. Sivilleri kullanıyorlar, çocukları kullanıyorlar. Geçen sene Çukur Savaşları'nda, Hendek Savaşları'nda aynı taktikleri kullandılar. Şimdi işin içine Kur'an-ı Kerim'i bile koydular. Türk askerinin hassasiyetini bildikleri için nasıl olsa asker yerden alacak o Kur'an'ı diye altına bomba yerleştiriyorlar. 55 kere Türk bayrağını indirdiler. Soru önergesi verdim. 55 kere Türk bayrağı indirildi, sesini çıkarmadılar. Biraz önce anlattım, başını çevirdiler yaptıkları her şeye karşı. Ve tam 20 gün sosyal medyadan bir soru sordum. Demirtaş çıktı mahkemeye, dedi ki 2010 referandumuna giderken bir bakan bana Abdullah Öcalan'ın mektubunu getirdi. Ve 2010 referandumu desteklemek için bana baskı yapıldı. 20 gün arka arkaya sordum. Kim bu hain bakan diye ses çıkmadı. Ne ondan çıktı ne de ne AKP'den. Hiçbir yerden ses çıkmadı. Evet. Yani bu ondan sonra Türkiye'yi bu hale, bu şekilde pardonlarla, yanlışlarla, acizliklerle bu hale getirdiler Türkiye'yi. Rahmetle anıyorum evladımızı. Evet. Tabii bu konudaki son küfürümüzü ekrana getirelim arkadaşlar. Teröre vurulan darbe bizim müttefikimiz olan ve bizim ulusal güvenliğimiz konusunda her zaman ve her koşulda yanımızda olması gereken NATO'yu rahatsız etmiş. ABD'den sonra NATO'da Zeytin Dalı harekatına dair endişe açıklaması yaptı. NATO'nun iki numarası harekata kapsam ve zaman sınırı getirilmeli, siviller zarar görmemeli dedi. Sivillere zarar veren PKK
Ve PKK'nın arkasında Amerika var. Ama biz bunu bile üstelik müttefikimiz olan, belki de NATO'ya bugüne kadar Amerika'dan sonra en çok asker veren ülke olarak, Afganistan'da biz varız, Bosna'da her yerde biz varız. Afrika'da biz varız. NATO'nun bu muamelesini hak ediyor muyuz? İYİ Parti'nin genel başkanı bir soru sordu bu hükümete. Evet. Amerika'ya dost musun, düşman mısın? Hala cevap alamıyoruz. Geçen gün teamüllere aykırı olarak, evet, bir Dışişleri Bakanı ile, Amerika'nın Dışişleri Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamı 3 saat 15 dakika kayıtlara alınmayan, tutanaklara tutulmayan bir görüşme yaptılar. Evet. Şimdi bunu nasıl anlatacaklar Türkiye'ye? Öyle eight Amerika, mate Amerika demek de olmaz. İçeridekilere başka nutuk, hamaset, kapalı kapılar arkasında başka bir siyaset. Şimdi de Membiç konusunda Amerika ile anlaşıyorlarmış. Neyini anlaşıyoruz? Bizim anlaşacak neyimiz var? Bizim bir tane şartımız var. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz kardeşim. Neyini konuşuyorsun hala? Ve biz onun için bir başkanlık divanı kararı aldık. İYİ Parti olarak. Bu kapalı kapılar arkasında 3 saat 15 dakika kayıtlara geçmeden verilen bütün sözleri biz ileride iktidara geldiğimizde tanımayacağız. Tanımıyoruz. Devlet böyle yönetilmez. Bunları bilmek zorundayız. Türk milletinin istikbali konuşuluyor. Çocuklarının canı konuşuluyor. Öyle şey mi olur? Evet. Gelelim İYİ Parti'ye. Evet. Siz CHP'de uzun yıllar siyaset yaptınız. Evet. Ve gerçekten de CHP'nin ilkelerine, bir gazeteci olarak ben buna tanığım, CHP'nin ilkelerine, parti programına, tüzüğüne belki de en sadık, yani kuruluşundan beri CHP'li olan ailelerden gelen vekillerden bile sadık kaldınız. Asla ve asla hizipçilik yapmadınız, ayrımcılık yapmadınız. Kendi özel dünya görüşlerinizi empoze etmeye çalışmaktansa CHP'nin parti programı ne öngörüyorsa her zaman onun arkasında durmaya çalıştınız. Sonuçta da MHP'de genel kurulu gerçekleştiremeyen muhalifler İYİ Parti'yi kurmaya karar verince genel başkan yardımcısı olarak CHP'den son derece medeni biçimde istifa ettiniz ve İYİ Parti'ye geçtiniz. Neden İYİ Parti ve CHP'de bulamadığınız, sizi İYİ Parti'ye geçiren etkenler başlıca neler? Türkiye 2002 seçimlerinde ilginç bir seçim yaşadı. Ve Türk siyasetinden merkez ya da merkez sağ diye bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmış, Celal Bayar ve Menderes'in kurduğu, detaylarda dünya görüşü farklı olan ancak temelde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık konusunda tereddütü olmayan geleneğin sona erdiği bir seçim oldu. Yani 2002 seçimlerinde artık merkez ya da merkez sağ dediğimiz kuruculuğu ve Celal Bayar gibi devletin kurucuları içerisinde bulunanların kurduğu partinin geleneği sona erdi. Ve Türk milleti Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuranların gömleğimizi çıkardık, ceketimizi çıkardık, biz artık merkez parti olduk, adımız da Adalet Partisi filan demesine inanarak benim geleneğimin birçok insanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vererek onu iktidara getirdi. Fakat zaman gösterdi ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu çekirdeği merkez olamıyor. Evet. Siyasi İslamist bir görüşleri var. Radikalliğe eğilimleri var. Ve demokrasiye sadık değiller. Ve kurucu ve kurtarıcılarımızla sürekli kavga halindeler. Yetmedi, hızlarını alamadılar. En son İstiklal Marşı ile kavgaya başladılar. İşte böyle bir konjonktürde o güne kadar bulunan muhalefet partileri, benim de içinde bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi girdiği bütün seçimleri kaybetti. Ama 7 Haziran'da tarih muhalefetin önüne bir şans koydu. Millet muhalefete bir şey söyledi. İlk defa Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidardan indirdi. İndirecek oyu verdi. Ve muhalefete koalisyon kurun dedi. Sandığın talimatı buydu. Muhalefet bırakın
koalisyon kurmayı eğer meclis başkanını seçebilmiş olsaydı bugün Türkiye bu içinden geçtiğimiz afrinleri yaşamıyor olacaktı. Bir seçim düşünün ki daha seçim sonuçları kesinleşmeden bugünkü saray koalisyonunun küçük ortağının lideri çıktı, erken seçim istedi. MHP'nin lideri, evet. Evet, yani daha hemen sandıkların açılması bitmeden. Evet. O zaman aynı gün. O zaman gördüm ki Türkiye'de bu yapıyla bu kötü gidişat, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kötü yönetimi sona ermeyecek. O zaman yeni bir şeye ihtiyaç olduğunu düşündüm. Toplumun önüne yeni bir seçenek koymak lazım. Mustafa Bey, önemli olan fikir namusudur. Partiler araçtır bizim için. Bugün bu parti, o gün o parti. Önemli olan Türkiye'nin bir cumhuriyet olarak ezelden ebede mutlu ve refah insanlar ülkesinde yaşatmayı. Siyasetin amacı bu. Bizim siyaset yapma gerekçemiz bu. Kendi kendimizi milletvekili yapmak değil. Biz o makamların da çoğunu gördük geldik. Evet. İşte biraz önce söylediğiniz hekimlik, müsteşarlık, başhekimlik. Evet. Dolayısıyla bu millete bir borcumuz vardı. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar giden süreci izlediğimde artık yeni bir Türkiye'nin önüne seçenek konmasını, olağanüstü şartlara gittiğimizi gördüm. Ve devletin yıkılmakta olduğunu hissettim. Düşünebiliyor musunuz? Bir cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki, ben bu anayasayı tanımıyorum, anayasayı bana uydurun. O zaman anayasal devlet kalmamış demektir. Bir başka muhalefet partisi çıkıyor ki, hakikaten ya diyor, bu cumhurbaşkanı anayasayı tanımıyor, gelin bu anayasayı ona uyduralım diyor. Adına başkanlık denilen, dünyada eşi benzeri menendi bulunmayan bir tek adam devletine gidecek bir rejim inşasına başlanıyor. İşte bu noktada Sayın Meral Akşener ortaya çıktı. Dedi ki, ben bir demokrasi mücadelesi yapacağım. Yeniden konuşan Türkiye mücadelesi yapmak zorundayız. Basın özgürlüğü size lazım değil ki Mustafa Bey. Evet. Basın özgürlüğü sokaktaki insana lazım. Onların haber alma özgürlüğü için lazım. Bütün bunların mücadelesinin yeni baştan verilmesi gerekiyordu. Bu yeni Türkiye'nin önüne konmuş. Esasen hakikaten kendi programıyla ve tüzüğüyle yeni bir sosyal mukaveleyi Türkiye'nin önüne getiren bir siyasi parti ortaya çıktı. Bu siyasi parti ne MHP'dir, bu siyasi parti ne Doğru Yol Partisi'dir, bu siyasi parti ne ANAP'tır ne CHP'dir. Bu İyi Parti'dir. Bu yeni bir siyasi seçenek Türkiye'nin önünde. Türk milletinin gitmek istediği, ayrılmak istediği, oy vermek olmazsa istediği... Olmazsa olmazlarınız ne? Olmazsa olmazımız kurucu değerlerimiz, anayasanın ilk 4 maddesi ve demokrasi. Bakınız ben biraz önce açılış konuşmamda şunu söyledim. Türkiye Cumhuriyeti, devleti bence yıkıldı. Evet. Bakınız devlet nedir? Dışişlidir. Ya nasıl büyükelçiden imam olmazsa imamdan da büyükelçi olmaz. Türk dışişlerini yok ettiniz. Evet. Türk polisini böldünüz. Türk askerinin yarısını tasfiye ettiniz. Türk maliyesinin hali ortada. Ve o zaman devlet dediğin nedir? Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Yerel mahkeme kararı tanımıyorum diyorsa devlet nedir? O zaman ortaya bir şey çıktı. Devletin yeniden inşası gerekiyor. Hı hı. Yeniden ve yeni bir inşa. Eskiden ders alarak ama 21. yüzyılın gerçeklerini görerek, bilim çağının gerçeklerini görerek yeni bir kardeşlik anayasasıyla yeni bir devlet inşasına ihtiyaç var. Talip olduğumuz şey mutlak kuvvetler ayrılığının sağlandığı, kurucu değerlere sadık, yeni Türkiye'nin önünü açacak, gençlerin önünü açacak, refah devletini, kardeşlik devletini kuracak bir yeni yapılanmayı hedefliyoruz. En büyük projemiz de bu. Laikliğe nasıl bakıyorsunuz? %100 doğru bakıyoruz. Laiklik benim dinimi, diyanetimi koruyor. Laiklik olmasa bugün ben inanç hürriyetimi yaşayamazdım yıllarca. Peki bugün uygulanan demokrasinin, sandık demokrasinin gerçek anlamda demokrasi olduğunu sandıksal demokrasiye bir şey olmaz. Çoğulcu demokrasiyle, konuşan Türkiye ile olurmuş. Evet. Her şey sandıktan ibaret değil. Sosyal, sandık vazgeçilmezdir. İlk şart. Sosyal devlet ilkesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bakınız bundan 5 sene önce sizinle konuşsaydım beni daha liberal bir söylemde bulacaktınız. Ama hayat laboratuvarında gördük ki eğer bazı konularda karma sistemi kullanmazsanız millet eziliyor. İşte bugün sağlıkta olduğu gibi. Sağlığı bu kadar çok özelleştirirseniz
10 aşamada katkı payı istemeye başlıyorlar size. Evet. Sosyal konularda milletin hayatının, istikbalinin, emekliliğinin söz konusu olduğu yerlerde, hastanenin söz konusu olduğu yerlerde devlet, milli eğitimin söz konusu olduğu yerlerde devlet devletini yapacak kardeşim. Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konusunda. O yoksa olmaz zaten. Peki. Bakınız, o zaman aşiret devleti olur. CHP'den olsun. Farkınız ne? Tüm bunları özellikle sordum. Evet. Çünkü tüm bunlar CHP'nin parti programında yer alan unsurlar. CHP'den farkınız ne? Bizim farkımız CHP'den şu. Biz bunu yapabilme gücüne ve kadrosuna sahibiz aynı zamanda. Kimseyi kötülemek istemiyorum. Ama bizim ortaya esas farkımızı Türkiye'nin tartışmaya açtığımızda anayasayı göreceksiniz. Hı hı. O zaman görecek Türkiye. İkincisi, biz eleştiren bir siyasetten daha çok bundan sonra yol gösteren ve neleri yapacağını anlatan bir siyaset ortaya koyacağız. Hı hı. Sadece şikayet eden bir siyaset değil. Evet. Hafta içinde partinizin lideri Meral Akşener'in bir açıklaması oldu. Dedi ki, bizi seçime sokmazlarsa anne terliği fırlatırım. İyi Parti'yi seçime sokmama gibi bir çabamı seziyorsunuz. Şimdi böyle bir niyet olabilir. Evet. Nitekim partiyi kuracağımız zaman bu partiyi kuramazsınız demişlerdi. Kurdurmazlar demişlerdi. Evet. Kurduk. Yürümez demişlerdi. Yürüdü. Hı hı. Şimdi de seçime sokmayabilirler diyorlar. Biz hukuki tüm şartları sağladık. Evet. Bizi seçime sokmamak hiçbir baba yiğidin harcı değil. Evet. Hiç kimsenin gücü yetmez. Hiç kimsenin gücü yetmez. Hukuki şartları tamamladık. O bizi seçime sokmayacak YSK'yı Sayın Genel Başkan'ın söylediği gibi başlarına yıkarız. Hı hı. Öyle kenarda atı alan Üsküdar'a geçecek günler geride kalmış olacak yani. Kimse atı alıp Üsküdar'ı geçmeyecek. Peki böyle bir sözü kim telaffuz etti de Meral Hanım böyle bir tepki gösterdi? Yandaşlar televizyonlarda bunu bilerek söyleyerek milletin bize katılımını azaltmaya çalışıyorlar. Bir psikolojik operasyon söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Bunu doğrudan resmi ağızlarla söyletmiyorlar. Ama el altından. Ama siz seçimlere girmek için gereken bütün yasal koşulları sağladık. 1 Nisan'da da bir büyük kongre daha yapıyoruz. Sık sık anket Türkiye'de yapıyor. Yer yerine oynayacak. 1 Nisan'da mı kongre? Evet. Herhalde yönetim yapısı bellidir değil mi? Yani bugünkü... Türkiye'ye yeniden bir mesaj vereceğiz. Hı hı. Yeni bir umut. Geleceğe yönelik. Kotalar var mı? Kadın kotası, genç kotası %25 falan. Kadın kotası var. Evet. Genç evet. Kotası? Aynı şekilde. %25. Evet. Yalnız biz diğer partilerden farklı olarak kadın kollarını kurmadık. Çünkü Sayın Genel Başkan kadının doğrudan doğruya böyle kadın kolları falan diye separe edilmesi, ayrıştırılması konusuna karşı çıktı. Herkes aynı yerde eşit mücadele edecek. Anladım. Sık sık seçim anketi yaptırıyorsunuz bildiğim kadarıyla ve kamuoyuna bazı rakamlar söyleniyor. Yani hatta bir ara CHP'yi geçtiğiniz bile iddia edildi. Ne kadar gerçekçi bu ve son durum ne? Çekirdek oyumuz %15.4. Yani ne demek bu? Her halükarda bu partiye oy vereceğim diyenlerin oyu. Dağılımı var mı? Ne kadarı MHP'den, ne kadarı CHP'den, ne kadarı AKP'den? Biz buna bakmıyoruz. Bunu çok tartışmayı da doğru bulmuyoruz. Biz milleti bir bütün olarak görüyoruz. Hı hı. Bakın bu millet öyle oylarını kaydırmıştır ki. Dolayısıyla o partiye ait, bu partiye ait diye ama bir... Ama mutlaka elinizde bir veri vardır. Veri şu. Geçmiş dönemde merkez sağdan Türkiye'de oylar bölgesel olarak dağılmış. Hı hı. Yani merkez sağın veya merkezin oyları sahillerde genellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne giderken İç Anadolu'da, Güneydoğu'da ve başka yerlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmiş. O yörelerin özelliğine göre size oy kayması oluyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok fazla oy gittiği yerlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çok fazla oy geliyor. O zaman doğru şunu olarak söyleyebilir miyiz? Yani her partiden oy alıyoruz. Adalet Partisi İzmir, daha doğrusu Adalet Partisi'nin kalesiydi. Tabii. Daha sonra işte dediğiniz gibi merkez sağ yok olup da merkez sağ adına AKP ortaya çıkınca İzmir CHP'yi ağırlıklı olarak destekler hale geldi. O zaman örneğin İzmir mi sizin kaleniz şu anda? Bütün Türkiye, bakın İyi Parti'nin kalesi bu ülkenin içine düştüğü durumdan şikayetçi olanlar.
çocuklarının sorularının çalınmasının engelleneceği bir Türkiye'de yaşamak isteyenlerin. Türkiye'de huzursuzluktan günde 7-24 aynı insanları sürekli dinlemekten ve o işkenceyi yaşamaktan bıkanların, hı hı. Bu ülkede gelir dağılım bozukluğundan şikayet edenlerin, bu ülkede hastanelerin paralı hale gelmesinden rahatsız olanların, bu ülkede emekli olup 728 lira emekli maaşına muhtaç bırakılanların hepsinin umudu İyi Parti. Bizim bunların tamamı seçmen tabanımız. Evet. Biz yeni bir Türkiye, huzur içinde bir Türkiye ve parti başkanlarının 7-24 milletin başını şişirmediği bir Türkiye ortaya getireceğiz. Evet. Önümüzdeki dönemde kongreden sonra partinize ciddi katılım bekliyor musunuz? Çok önemli katılımlar, esas katılımlar şu tanıdığı anda. Tanıdığı isimleri kastediyorum. Şüphesiz. Bakınız, bize esas katılımlar seçim kampanyası döneminde olacak. Çünkü bir kısmı bürokrat, bir kısmı özel sektörde önemli görevlerde ve bu insanların şu anda... Mevcut siyasette olan... Bunların çoğu siyasette değil, ilk defa girecekler. Mevcut siyasette olanlardan katılım var mı? Mevcut siyasette olanlardan şu anda benim bildiğim yok, birkaç talep olduğunu biliyorum. Hı-hı. Ancak bakınız, esas olan kimin ne olduğu değil, kadro nasıl bir kadro? Şimdi herkesin dikkatinden kaçan bir şey var. Belki de İyi Parti için en az konuşulan şeylerden birisi. Bugün İyi Parti Türkiye'yi yönetebilir mi diye bakmak lazım. Yani İyi Parti diye bir parti kuruldu da Türkiye'yi yönetecek kadroları var mı diye bakmak lazım. Var mı? Var tabii. Bakınız şu anda Türkiye dünyada hakikaten saygınlı olan, namuslu, dürüst, temiz Merkez Bankası başkanlığı yapmış Durmuş Bey bizle beraber. Evet. Partimizin yönetiminde. Emekli valilerimiz milletvekili. Belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız, milletvekili yönetmiş. Hazine eski müsteşarı Ayfer Yılmaz bizimle beraber partinin yönetiminde. Evet, süre yani çok çabuk 4 geçiyor. 4 tane de büyükelçi var. Evet. Yani dış politikayı 4 büyükelçi takip ediyor bu partide. Dolayısıyla iktidar partisinde bu kadar kadro. Bu bölümün son sorusunu sorayım. Evet, tabii. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladım Meral Hanım. Evet. Kazanırsa... Evet. Tekrar parlamenter sisteme dönme sözü veriyor musunuz? Sayın Meral Akşener kazanırsa geçmişteki parlamenter sistemi daha da güçlendirerek ve çağa uygun hale getirerek yeniden inşa edeceğiz. Yani şu sözün arkasında duruyor aynen musunuz? Aynen öyle. Aynen öyle duruyoruz. Cumhurbaşkanlığı sarayına kesinlikle duruyoruz. Külliye deniyor. Ben hiçbir yalnız zaman yalnız geri dönme lafını kullanmıyoruz. Nasıl? Geri dönme lafını kullanmıyoruz. Hı hı. Çünkü geride bıraktığımız 12 Eylül Anayasası'nın değil... toplumsal mutabakatla yeniden yeni bir anayasa. Mutlak kuvvetler ilk aracına, 4 maddesi korunan. O tartışılmaz. Evet. Peki devam edeceğiz ve bu seçim ittifakı meselesini tabii ki İstiklal Marşı'nın bestesi meselesini konuşacağız ama kısa bir ara. Ayna ayna, söyle bana evimi bu kadar güzelleştiren başka 75'lik var mı bu dünyada? Var tabii. Winhouse'la benim de salonum aydınlık, manzaram geniş. Evim güvende, param da cebimde. 6+1 yalıtım odacığı sayesinde. Bu mükemmel pencereye sahip olmak sizin de hakkınız. Winhouse. 75'likte son trend. Siz hep kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz. Tüm Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00800 900 990. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon 0212 625 1818 reklam@cemmedya.com. Siz içmeseniz bile nargile dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir.
hayatınız duman olmasın. Hakkınızı aramak için 184. Yeşilay. Evet, Kral Çıplak devam ediyor. Aytun Uçuray'la özellikle İyi Parti'nin konumunu sorguladık. Şimdi de geçen hafta mecliste çok enteresan günler yaşandı. Baskın şeklinde bir yasa çıkarıldı ve sandıkta yeni dönem açıldı. Seçim sistemini değiştiren yasa kabul edildi. İttifakla ilgili düzenlemeler yapıldı. Bir parti %1'in altında dahi oy alsa, ittifak yaptığı parti barajı aştığında birlikte %10'u geçtilerse, o arkadaşlar da, o küçük parti de meclise girecek. Herhalde burada MHP'yi meclise taşıma amaçlanıyor. Engelli ve hastalar için sandıklar hastaneye, huzur evine, konuta taşınabilecek. Artık başka nerelere taşınabilecek bilmiyoruz. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan zarf ve birleşik oy pusulaları geçerli sayılacak. Şimdi önce bir genel değerlendirmenizi rica ediyorum bununla ilgili. İyi Parti diye bir parti kurulmamış olsaydı Sayın Erdoğan Saray Koalisyonu'nun küçük ortağına selam bile vermezdi. Birbirlerine söyledikleri en hakaretimiz, ağız alamayacak, kendimize yakıştıramayacağız şeyleri biliyoruz. Ama bu kanunun iki tane amacı var. İyi Parti kurulunca Sayın Erdoğan tekrar seçilemeyeceğini gördü. Kendisini tekrar seçtirmek için aynı zamanda da koalisyonun küçük ortağı %3 oyla 43 milletvekili çıkarabilmek için bu işe başvurdular. Esasen kendi karizmalarını çizdiler. Bugüne kadar her şeyi tek başına halledebilen, dünyalara meydan okuyan, kimseden korkmayan Sayın Erdoğan bu yasaya başvurarak Sayın Meral Akşener'den korkusunu ortaya koydu. İkincisi, bu yasanın ikinci tarafı da var. Evet. Bu da yetmedi onlara. Bir de hileyi kanuni hale getirelim diye uğraştılar. Yani çarpıyorlar, bölüyorlar. Sağra koalisyonun küçük ortağı o tür rakam işlerinde iyi bilir. Böler, çarpar filan. Bir türlü %50+1'i bulamıyorlar. Sorun burada. Ve bulamayacaklar da. Bu tür kanunlar önce çıkarırlar. Sonra bu kanunlar var ya, çıkaranları vurur. Şimdi bulamayacaklar konusunda emin misiniz? Neden bunu soruyorum? Evet. Sayıştay raporu ortaya çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi adına Haluk Pekşen açıkladı. Bugünkü gazetelerde vardı. Hı-hı. Herhalde okumuşsunuzdur. 55 milyon seçmen oy kullanacak. Elbette ki siz biliyorsunuz ama acaba izleyicilerimizin bir tahmini var mı? Şimdi ben rakamı söylemeden önce 55 milyon seçmen için sevgili izleyiciler kaç oy pusulası bastırılmış olabilir? Efendim 55 milyon kişi oy kullanacak. Ne kadar bastır? Hani %10 fazla ya da %20 deyin. Hayır. Tam 500 milyon zarf bastırılmış. Şunu alabilirseniz eğer sevgili kameraman arkadaşım. 55 milyon kişinin oy kullanacağı seçimler için 500 milyon zarf ve bu zarflar mühürsüz. Sandık kurulu mührü olmadan kullanılabilecek. Yani yanisini sizden duymak Şimdi istiyorum. Şöyle, biz İyi Seçim Bürosu diye bir seçim bürosu kurduk. İyi Parti olarak. Ve bu seçim bürosunun başına da Burcu Hanımefendi'yi getirdik. Ankara'nın oyları sivil toplum örgütünde bu işi yapmış. Hayatını bu işe adamış. Aynı zamanda oy ve ötesinde de deneyim sahibi olmuş. Arkadaşlar da bu büroda bizim siyasi arkadaşlarımızla beraber. O da bir yana, aynı zamanda bütün muhalefet partileri bu dönemde bu oyunları defalarca yaşadığı için tecrübe sahibi oldu. Her şeyi öyle bir sıkı koruyacağız ki gerekirse o sandıkların üstünde 1950'de olduğu gibi otururuz kardeşim. Hiç merak etmesinler. Bu defa o sandıklar korunacak. Yüksek Seçim Kurulu'nda tepesinde olacağız. Hiç kimse sandıklar korunamayacak, oyumuz yabana gelecek korkusuyla oraya oy vermeye gitmemezlik etmesin. Çünkü en ufak bir kuşkular olmasın. O fazla bastıkları zarf var ya, evet. O zarflarla daha sonra eşine dostuna tebrik olarak kullanırlar, tebrik zarfı olarak. Yüksek Seçim Kurulu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüksek Seçim Kurulu hakkında tam kanunsuzluk yapmış bir heyet olarak düşünüyorum. 16 Nisan, bakınız, Türkiye bugün esasen tek partili siyasi hayattan çok partili siyasi hayata geçtiğimiz 46-50 döneminden
daha zor şartlarda bir siyasi parti kuruluşu yaşıyor. Çünkü tek partili siyasi hayatta yani 46-50 döneminde o zorlu günlerde yani demokrasinin yavaş yavaş kapılarının aralandığı günlerde siyasi iradenin bir kararı vardı. Tek partiden çok partiye geçmek için. Bugünkü siyasi iradenin kararı ise çok partiden tek partiye geçmek yönünde. Onun için biz İyi Parti olarak daha zor şartlarda kurulduk ve daha zor şartlardan geçiyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. 16 Nisan seçimleri 46 seçimleridir. Onun cevabı ne olmuştu? 1950 seçimleri. Adalet ve Kalkınma Partisi 2019'da yapılacak seçimlerde 16 Nisan'ın en ağır cevabını alacak. Çok sayıda izleyici sorusu geliyor. Örneğin Kemal Öztürk Bey size CHP ile ittifak düşünüyor musunuz diye soruyor. Şu anda biz adayımız, kendi pozisyonumuzu söylüyorum. Evet. Sayın Meral Akşener. Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Evet. Sayın Meral Akşener kesin adayımız. Benim bana gelen bilgilere göre, Cumhuriyet Halk Partisi de aday çıkaracak diye duyuyorum. Evet. Dolayısıyla ikinci tura kalan adayımızın Meral Akşener olacağına inancımız tam. Ama Sayın Genel Başkan'ın söylemiyle ikinci tura eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir arkadaşımız kalırsa onu da biz kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Kemal Öztürk'ün fikri CHP'nin kadrolarının İYİ Parti'den daha güçlü olduğu konusunda sizde kim var Allah aşkına diye soruyor. Biraz önce bir bölümünü anlattınız. CHP'nin gündeme getirdiği sandık güvenliği konusunda CHP heyetiyle görüştünüz. Evet. Onu soruyor. Gayet olumlu geçti. Fikirli görüş alışverişte bulunduk. Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları sandık güvenliği konusunda işbirliği devam ettirecekler. Burada sadece biz yokuz. Saadet Partisi, Demokrat Partileri de var. Sandığı boykot etmek isteyenler için ne söyler diyor? Yanlış. Milli irade boykot edilmez. Millet bize o sandığı koruma görevi verdi. Evet. Milletin verdiği görevi yapacağız biz. Meral Hanım'ın sandığa o zaman eli kırarız sözlerini hatırlatıyor. Kırarız evet. Nasıl kırarsınız, ne yapacaksınız bu konuda diyor. Şimdi bugünden bütün planlarınızı açıklarsanız karşı taraf tedbir alır. O gün geldiğinde görülür. Ama mesela bu son YSK'da biz olsak ne yapardık? Biz olsak orada olurduk. Bizi YSK'nın önünde genel başkanı ve İyi Parti yöneticilerini jiletle kazıyamazlardı. Sonuç alıncaya kadar da oradan ayrılmazdık. CHP'liyim ve Aytun Çıray'ın ve sizin bu düşüncelerinize katılıyorum. Sandıklara sahip çıkmalıyız. Güvenimiz kalmadı diyen bir izleyicimiz var. Size başarılar diliyor. Benim sorum Türkiye ne zaman normalleşecek? Çünkü böyle devam ederse o hali normal görmeye başlayacağız diyen bir izleyicimiz var. Sayın Çıray'ı dikkatle dinliyorum. Çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Sayın Çıray'a sorar mısınız diyor Profesör Doktor İsmail Erdoğan. Üniversitelerin geldiği son durumu nasıl değerlendiriyorlar? Kısaca, çok kısaca. Hocam üniversite mi kaldı ki diyeceğim ona. Evet. Ben geçen iki tane rektörü gördüm uçakta. Yani üniversiteye görevli yap, başka görevi vermezsiniz. Bırakın hocalığı. Bana bir mesaj var. Sayın Mutlu, Sayın Çıray, İyi Parti'ye geçmeden önce tartışma programlarında görüyorduk. Şimdi hiçbir İyi Partili'yi göremiyoruz, görmek istiyoruz. Biz Kral Çıplak'a daha önce Ümit Özdağ çıkardık sizden sizi önce. Sizi kastettiğini zannetmiyorum. Yok, şimdi Mustafa siz. Bey, size teşekkür ediyoruz. Evet. Neden medyada böyle bir tam bir ambargo var. Talimatlı ambargo. Bu korkunun eseri. Evet. Büyük korku var. Diğerlerini okumaya devam edeceğim. Bu arada tekrar edelim. Eğer siz de Aydın Bey'e sormak istiyorsanız. Onun için benim burada bizi dinleyenlerden. Evet. Bizim fikirlerimize aklı yatanlardan bir ricam var. Evet. Büyük bir ambargo olduğu için sizin gibi demokrat insanlar birkaç kişi çıkarıyor, birkaç televizyon. Onun dışında şu anda şansımız görünmüyor. Onlardan ricam fikirlerimizi dağa taşa, kurda kuşa anlatsınlar. Dağdaki çobana kadar anlatsınlar lütfen. Şu anda yayınımız Facebook'ta yayınlanıyor örneğin. Oradan paylaşım, Cem TV adresinden paylaşım yapabilirsiniz. Böylece bir anlamda sizin dediğiniz de hayata geçebilir. 0530 848 13 12 WhatsApp hattımız. Aytun Bey'e siz de sorabilirsiniz.
seçim boykotunu izleyicimiz şeyle sormuştuk aracılığıyla. Cumhur İttifakı'na katıl diyorlar. Ben deli miyim dedi Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu. Bu hafta içindeki önemli gelişmelerden biri buydu. Yani o transfer gerçekleşmedi. MHP, AKP ve Büyük Birlik Partisi koalisyonuna Saadet Partisi'ne monte etmek istiyorlardı ama anlaşamadılar. Çünkü daha farklı bir yerde duruyor sanıyorum. Şimdi bakınız, dünya görüşümüz tamamen farklı olabilir ama milli bir duruş sergiliyor. Hı hı. Saadet Partisi. Hı hı. Bu arada yine kamuoyunun pek dikkatine yansıtılmadı. Merhum Erbakan'ın yeğeni Sayın Sabri Erbakan da İYİ Parti'ye kaydolarak Sayın Genel Başkan'a danışmanlık görevini yapmaya başladı. Kendisi aynı zamanda eski müsteşardır ve çok değerli bir bürokrattır. Evet. Haftanın fotoğrafını getireceğiz şimdi ekranlara. Kapak giriyor musun Tacim? Yok. O zaman haftanın fotoğrafı. Siz önce fotoğrafa bakın. Biraz önce konuştuğumuz, evet, biraz önce konuştuğumuz bu yasa, seçim yasası, ittifak yasası diyelim biz buna. 16 saatlik bir maratonla meclisten geçerken meclisteki tablo buydu. Aslında bu bizim için, Türk halkı için yeni bir şey değil. Yani daha önce AKP'nin özellikle son 16 yıldır baskın yasaları hep böyle geçirdiğini biliyoruz. Mecliste. Yani arkadaşların günahı yok. Onlara bir talimat geliyor. Sabaha kadar gitmek yasak diye. İnsan fizyolojisi bu. Bir kısmı dayanabiliyor. Bir kısmı dayanamayıp böyle uyuklamaya başlıyor. Bu eziyet. Bu yani mecliste neden var biliyor musunuz? Kanunlar tartışılarak çıksın diye. Tartışılmadan çıkıyor. Evet, esas sorun mu? Evet, zaten. Zaten insan o saatten sonra aklı başında olmuyor. Zaten biz de uykuyu sorgulamıyoruz. Evet. Uyku halinde bu yasanın nasıl tartışılabildiğini sorguluyoruz. Evet, ne yazık ki. Bir de bu konuyu kapatacağız ama bu hafta ilginç bir çıkış vardı. Onunla bir küpürü ekrana getirir misiniz? Haftanın komiği. Evet. Bana göre haftanın komiği buydu. Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu, Meral Hanım unutmuş. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bunlara Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ediyorum diyor. Kim? Kim? Doğu Perinçek. Ne düşünüyorsunuz? Doğu Bey teklif eder. Hoşgörülüdür. Peki. Takdiri izleyicilere bırakıyoruz. Bu haftanın en önemli meselelerinden bir tanesi İslam'ın güncellenmesi. Aslında geçen hafta biz konuşmaya başlamıştık. Birdenbire Cumhurbaşkanı bu o asansör saçmalığından ya da işte yataktan, çarşaftan tahrik olan zır delinin saçmalıklarından sonra ilk defa, bana göre ilk defa aklı selim davrandı ve işte nedir bunlar falan dedi. Sonra İslam'ın güncellenmesi dedi. Ancak İslam'ın güncellenmesi lafını ettikten sonra 24 saat geçmeden biz aslında onu değil de şunu kastetmiştik diye toparlamaya çalıştı. Fakat bu arada kıyamet koptu. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi önce tövbe 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 estağfurullah. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti ikra'dır, oku. Hı hı. Şimdi bunlar okumuyorlar önce. Hı hı. Okusa, okuyup da Kur'an-ı Kerim'i azimüşşanı anlamış olsalardı bu lafları etmezlerdi. Bence güncellenmesi gereken Kur'an-ı Kerim değil, güncellenmesi gereken bunların kafaları. Bu geri kafaların güncellenmesi lazım. Bu gündem değiştirmek için ortaya atılmış bir laf. Ama bu defa haddini aştılar. Bunun altından zor kalkacaklar. Güncellenmesi gereken okuyup da anlamayanlardır. Okuyup anlayıp başka türlü anlatanlardır. Hı hı. Zaman değişince ahkam da değişir dedi daha sonra. Ne demek bu? Bu tür tartışmalar. Yani biz ayetleri. Bu tür tartışmalar Mustafa Bey siyasetçilerin işi değildir. Evet, biz ayetleri değiştirmeyi önermedik. Ahkamın değişmesini önerdik. Şimdi bu demek istiyor ki. Haşa Kur'an-ı Kerim'de bile bir şey olacaksa ben yaparım demek istiyor. Tamam. Bu siyasetçinin işi değildir. Bu din alimlerinin işidir. Hı hı. Ben bir siyasetçi olarak bu tür dini derin alimlerin yapması gereken tartışmalara girmem. Bu o cenahta çok ciddi bir tepkiye neden oldu.
yıllardır kurulduğundan beri bu partinin destekçilerinden biri olan, yani ben bunların adlarını bile telaffuz etmek istemiyorum, laik bir devlette devrim kanununda yasaklanmış tarikatların ismini falan vermek istemiyorum ama Nurcular diye bildiğimiz işte cemaatin sözcüsüymüş Ahmet Akgündüz diye bir vatandaş, çok etkiliymiş AKP üzerinde. Tayyip Erdoğan'a meydan okumuş, haddini bil demiş. Erdoğan'ın İslam'ın güncellenmesi açıklaması dinci çevreleri böldü. Profesör Akgündüz'ün haddinizi aştınız dediği Erdoğan'ı Kadir Mısıroğlu da, hani o pesli adam, Cumhurbaşkanı onu şeyde ziyaret etmişti hastanede. Lokantası var Boğaz'da. Allah düşmanlarını sevindirmekle itham etmiş. Bunun nasıl bir yansıması demin olacak? Evet. Bir hocamız, profesör, üniversiteler için ne düşünüyorsunuz diye sormuş diye. Evet. Türkiye'de hukuk katlediliyor, hukuk dekanları ortada yok. Türkiye'de dini katlediyorlar, ilahiyat dekanları ortada yok. Evet. İşte üniversitelerin hali bu. Çıt çıkaramıyorlar. Bu kadar korkaklık olur mu? Dünyanın en cesur olması gereken insanları profesörler, öğretim üyeleri olması lazım. Evet. Nasıl olacak bu iş? Çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz, aydınlar. Ama üzülüyorum. İran Bilimsel Yayını'nda bizi geçmiş diye üzülüyorum şu anda. Şimdi bu tartışma biraz önce söylediğim gibi asansör fetvasından sonra işte yatak yorgan meselesine garip garip. Bunlar gündem çarpıtma. 7 yaşındaki çocukları. Bunları ciddiye almamak evet, lazım. Evet. Ama sonuçta bunların da bir şekilde olmaması lazım. Bunların susturulması lazım. Yani bu insanların kafasını karıştıran molaların susturulması lazım bir şekilde. Ama susmuyorlar. Bunlar adli ve psikiyatrik vaka Mustafa. Susmuyorlar. Şimdi bu hafta tam onlar oldu, bitti. Arkasından Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri geldi. Artık herhalde bu hafta ortalık durulur ve bu nasıl söyleyeyim yani Rütük uyarınca da böyle sözcükleri çok özenerek seçiyorum. Ya bu aklı evveller biraz susar diye düşünmüştük ama hayır, susmadılar. Haftanın videosunu ekrana getirir misiniz? Bir şey var, kanaat var. Bak Allah dedik, erçeği öyle yaratmış, çeşit sever. Doymaz bir taneyden. Hangi erçek dese ben bir taneyden doydum, o bilin sapıktır. Yen anormaldır. Yen geçsin kendini test etsin. Erçekliğini. Ama hangi kadın tersini dese o kadın şeydir, anormal kadındır. Çatlaktır. He? Aklı tamam değil. Şimdi bu adamın adını falan verip reklam yapmak istemiyorum. Çünkü onlar için reklamın iyisi kötüsü olmuyor. Fakat işte bu haftada böyle bir şey. Yani erkek 3 kadından aşağı kadınla, hatta bir kadınla sadık kalıyorsa şeymiş, normal değilmiş, sapıkmış. Bizim yönettiğimiz Türkiye'de bunlar adli ve psikiyatrik vaka olacak. Türkiye'nin tartıştığı konu olmayacak. Bakın bütün bunları tartışarak... Belki biraz sonra şeye de geleceksiniz. Bu İstiklal Marşı'na. Hemen geliyoruz. Buyurun lütfen. Ondan sonra söyleyeyim ben. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışma yaratan o sözlerini bir izleyelim arkadaşlar. Gerçekten de İstiklal Marşı'mızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O besteyle güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Tabii burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Benim bir önerim var. Koalisyonun küçük ortağı bir anayasa önerisi getirsin. Sayın Cumhurbaşkanı'na başkomutan sıfatı dışında baş bestekar ve baş şair sıfatı da verelim. Bu işi bu kadar ciddiye alıyorum. Yine gündem karıştırmak için yapılan bir iş. Bakın, bütün bunlar Türkiye tartışırken neyi tartışmıyor biliyor musunuz? Çiftçinin halini tartışmıyor. Tabii. 126 kalemde ithalat yapan bir ülke geldik, haline geldik. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden nohut, mercimek, aklınıza ne geliyorsa.
pamuk, üretebildiğimiz tütün, her şeyi ithal eden bir Türkiye haline geldik. Evet, gündem 780 bin kilometre kare toprak verimli ve bu toprakların ekiminden vazgeçiyor köylü çiftçi. Cumhurbaşkanı esnafın hali ortada. Tüm bunları gölgelemek için bunu yapıyor. Bu hep yaptığı bir şey. Ama 16 izin vermemeli Türkiye. 16 senedir hep yaptığı bir şey. Yani kusura bakmayın ama bu ülkede andımız böyle kaldırılmadı mı? Başörtüsü meselesi böyle gündeme getirilmedi mi? Ama bunların her biri gündem karartma derken sonuçta da hep bir geri adım şeklinde de Cumhuriyet tarihinin sayfalarında yerini alıyor. Geri bunlar. Adım atmamanın bir tane yolu var. Bu millete İyi Parti olarak bütün bunların kendi gündemimizi yaratarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arkasından gitmeyerek İyi Parti'nin kendi gündemini ve milletin gündemini ortaya koyarak bu seçimi kazanacağız. Türkiye'de bütün bu bahsettiğimiz tehlikeleri önlemenin tek çaresi var. Seçimi kazanmak. Bugün, İkinci bir çare yok. Bugün bakıyorsunuz. Hukuk. Ne yapacağım? Gidip hakimleri tek tek ikna edecek halim yok. Korkmayın, cesaretli olun diye. O halde seçimi kazanacağım. Korkmayan hakimler Türkiye'si yaratacağım. Üniversite hocalarına gidip tek tek ya kardeşim çıkın ortaya konuşun işte cesur olun diyerek başa çıkamam. İktidara geleceğim. Korkmayan ülkeler insanlar ülkesi yaratacağım. Evet. Tek bir çare bu. Bakın geçen gün sınav yapmışlar. 1200 kişi başvurmuş. 125 kişi alınmış. 124 tanesi memur senli. Yani memur senler dışında kimsenin kafası çalışmıyor bu ülkede. Ya, ayıp. Hı. Ondan sonra bir kanun çıkardılar biliyor musunuz? Emekliler için. Asgari ücretten emeklilik primi ödeyenler evet. Eskiden bunlar kanun çıkarmadan önce alacak emekli olduklarında 1822 lira maaş alacakken bunlar reform yaptılar. Şimdi 728 lira maaş alabilecekler. Türkiye bunları konuşması lazım. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Var oğlu var. Türkiye'nin sorunları devasa. Evet. Ödenemeyen krediler. İstiklal Maaşı konusunda CHP'li Veli Ağbaba bugün bir açıklama yaptı. Onu bir ekrana getirelim arkadaşlar. Söyleyelim ki bilsin ki eğer böyle bir maaş değiştireceklerse bu maaş bizim maaşımız olmaz. Türkiye'nin maaşı olmaz. Ancak ve ancak o maaş AKP'nin maaşı olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın bestesiyle ilgili sözlerine tepki CHP'den geldi. Malatya'da partisinin il başkanlığı binasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Erdoğan'a yüklendi sözleriyle. İstiklal Marşı'nın bestesini beğenmiyormuş beyefendi. Tabii kendisi müzikolog, müzik uzmanı. Bilmediği bir şey yok. Bu İstiklal Marşı'nı beğenmeyen anlayış aslında 200 yıllık Türkiye'nin demokratikleşmesiyle hesaplaşmaya çalışan anlayıştır. CHP'li Ağbaba Erdoğan'ın gündemi değiştirmek için böyle bir konuyu gündeme getirdiğini de ileri sürdü. Bu tartışmanın yapılmasının sebebi bu dinde güncellemeden dolayı kendi camiasına çok tepki aldı. Bunu biraz gündemi değiştirerek dengelemeye çalışıyor. Bazen Atatürk'e laf söyler, bazen İnönü'ye laf söyler. Bazen ülkenin kurucu değerleriyle çelişir. Lozan'a laf eder. Şimdi İstiklal Marşı'nın bestesiyle uğraşıyor. Yakında değerli arkadaşlar Ankara çok soğuk başkenti değiştirelim derse şaşmayın. Ağbaba marşın değiştirildiği takdirde artık Türkiye'nin değil AK Parti'nin marşı olacağını da belirtti. Ama buradan söyleyelim ki bilsin ki eğer böyle bir marş değiştireceklerse bu marş bizim marşımız olmaz. Türkiye'nin marşı olmaz. Ancak ve ancak o marş AKP'nin marşı olur. Burada hiçbir güç, hiçbir kuvvet o marşı bize söyletmeye gücü yetmez. Onu söyleyelim. Burada açıkça belirtelim. Evet yani bugün Türkiye'nin işte en cumhuriyetçi bilinen yazarları bile Sözcü Gazetesi'nin yazarları diyelim. Ya tamam değiştirilmez, kesinlikle değiştirilmez, bu konu bile edilmesin ama işte hepsi tabii şey uzmanı gibi konuşuyorlar. Cümle bölüyor, işte korkmadan bölüyor, işte bilmem ne gibi eleştiriler. Yani biz bu tuzağa düşüyoruz. Aslında beste o kadar da söze uygun değil. Cumhurbaşkanı hatta Ertuğrul Özkök tabii o biraz önce tanımladığım yazarlar arasında onu görmüyorum ama
O mesela bugün birinci yazı bunu yapmış. İşte Cumhurbaşkanı kesinlikle haksız değil falan diye. Ya bizim gerçekten artık bazı şeyleri kurumsallaştırmamız gerekiyor. Bunların en başında da İstiklal Marşımız geliyor. Biz İstiklal Marşımızı bile tartışan bir halk olduysak kurumsallaşmayı nasıl sağlayacağız? Bir yıl sonra İYİ Parti iktidarda bu tartışmaların hepsi çöplükte. Çöpe atacağız bu tartışmaları. Peki. Hiç ciddi almıyorum. Cem evleri ibadet sayılacak, ibadet evi sayılacak mı iktidarlarında diyor. Bir yıl sonra cem evlerinin ibadet evi sayacak mısınız? Cem evleri Sayın Genel Başkan'ın bir cem evindeki arkadaşlarıma söylediği sözleriyle ifade etmek istiyorum. Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak her türlü destek verilecek maddi manevi ve o konuda bir ibadethane, ibadet evi olarak bugün gösterdiği fonksiyonu özgürce göstermesi sağlanacaktır. Peki, emeklilikte yaşa takılanlar ile alakalı bir projeniz olacak mı? Türkiye'de herkesle ilgili projemiz olacak. Türkiye'de en önemli proje de işsizlik için olacak. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir soru önergesi verdim hükümete. Hı hı. Hala cevabını vermediler. Yani vatandaş aslında sokağa salınmış. Sürekli işte bu gündemlerle Türkiye meşgul ediliyor. Bir evet. de günlük naklen savaş yayını var. Sabah kalkıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Öğle saatlerinde Sayın Başbakan, öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanı, reklamlar bölümünde birkaç bakan, artık akşamları yoktu. Geçen akşamları da çıkmaya başladılar canlı yayına. Evet. Beyinleri mefruş hale getiriyorlar. Tüm bunlar olurken ama biraz önce söylediğiniz gibi birçok şey kötü gidiyor. Bunların başında da ekonomi. Şu anda gerçekten özellikle bir hani... Ya, lafınızı lütfen unutmayın. Demin evet. Cem evleri bağlamında söylemeyi unuttuğum bir konu var. Bakın Türkiye'de inanç özgürlüğü tam bir teminat altında olacağı gibi evet. mezhepsel siyasete kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bugün Türk dış politikasının bu noktaya gelmesinin sebeplerinden biri bu hükümetin dış politikaya mezhepsel bakış açısıdır, biliyor musunuz? Onun için elleri ayakları birbirine girdi şimdi. Yetmediler Türkiye'yi böldükleri, Türkmenleri kendi arasında böldüler Şii, Sünni diye. Evet. İnşallah bunlar da kalmayacak ortada. Biraz sonra son bölüme gireceğiz ve ekonomiyle, ekonomideki çok enteresan gelişmelerle devam edeceğiz. Çünkü döviz aldı başını gidiyor, üretime ilişkin, cari açığa ilişkin enteresan rakamlar var. Bu bize, vatandaşa nasıl yansıyacak, bunun bedelini nasıl ödeyeceğiz? Şeker fabrikaları meselesine değineceğiz ve yine gündeme damga vurmuş diğer olayları da konuşacağız son bölümde. Ama birkaç dakika sonra bunları yapacağız. Dalda ödül adayı 12 film yıl boyunca D-Smart'ta. Ödüllü filmlerle dolu D-Smart sinema keyfi ve sınırsız fiber internet şimdi ayda sadece 69 lira. Ayrıca ilk ay tüm kanallar hediye. Siz de dost doğru D-Smart'a gelin, büyüleyici filmleri ve dünyanın takip ettiği dizileri HD kalitesiyle izleyin. D-Smart her televizyona şart. Siz hep kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz. Tüm Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00800 900 990. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon. 0212 625 18 18 reklam@cemmedya.com 96.4 Cem Radyo. Oh,
Osman'ın meyveleri erişti, aman aman erişti. Güzel sesi ve duygularımıza tercümanlık eden türküleriyle evlerinize konuk olan Gülten Benli ile Lütfeyle'ye bu hafta halk müziğinin sevilen ismi Cevahir Karaca konuk oluyor. Yar senin elinden ben ağlar gülemez oldum, yanarım bu derdinden. Gülten Benli ile Lütfeyle bu akşam 22'de Cem TV'de. Abla, 1 liranız var mı ya? Abla, 1 liraranız var mı acaba? Vermek yok mu istedim. 1 liranız var mı? Sakın para falan. Abi 1 lira be. Ne olacak sanki ol? Al Mart 2018, yine bir Kral Çıplak'ın sonuna yaklaşıyoruz. Son bölüme girdik. Konuğumuz İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray. Evet, ekonomide kaldık. Biraz önce gündem karartma konularını konuşurken hep bunun arkasında özellikle ekonomiyi, ekonomideki kötü gelişmeleri göstermeme telaşı olduğunu söylediniz. Bu hafta, geçen hafta Moody's isimli kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin kredibilitesini düşürdü, kredi notunu düşürdü. Önce Türkiye'nin düşürdü ve arkasından da daha önemlisi şirketlerin düşürdü. Ve bunun hemen arkasından geçen haftanın başından itibaren, ortasından itibaren Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye başladı. Arkasından Ocak ayı rakamları açıklandı. Cari açıkta rekor kırıldı. Cari açık 7,1 milyar, 7 milyar 100 milyon dolara yükseldi. 12 aylık açık ise son 45 ayın zirvesinde. Bütün göstergeler şu anda ekonominin SOS verdiğinin habercisi. Ne diyorsunuz? Şimdi bu hükümetin bir huyu var. İyi yapılanlar benden, kötü bir şey olursa başkasından, başarısız bir iş olursa dış güçlerden gibi bir takım mazeretlere savunuyor. Şimdi bakınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş, fakirlik içerisinde, okumuş yazmış oranı çok düşük, 13,5 milyon nüfus var. Yeni bir devlet kuruyorsunuz ve 2002 senesine gelinceye kadar bu yeni kurulan devlet darbeler görmüş, koalisyonlar görmüş, birçok şeyler görmüş. Ama 2002 senesine geldiğinde kuruluştan 2002 yılına kadarki ortalama kalkınma hızı %5.2'yi tutturmuş. 10 yıldır, 15 yıldır bu ülkeyi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yönetiyor. Hem de hiçbir hükümete nasip olmayacak bir güçle yönetiyor. Ortalama kalkınma hızı %4.5'u geçemiyor. Bütün rakamlarla oynamalara rağmen. Şimdi bu hükümetin övündüğü şeylere bakalım. Bu hükümet köprüler yapmakla övünüyor. Helal olsun. Biz iyi şeyler yapanlara, iyi yapılan işlere iyi yapıldı deriz. Tebrik ederiz, memnun oluruz. Bu hükümet yollar yaptık diyor. Helal olsun. Biz yapanların elini tutmayız, taş üstünde taş koyanlara teşekkür ederiz. Ama şimdi bir şey soracağım. Bu senenin bütçesine bu köprüler için 6,5 milyar lira eski parayla 6,5 katrilyon lira para kondu. Ne için biliyor musunuz? Evet. Milletin geçmediği köprüye para ödemesi için. Çünkü söz vermişler. Şu kadar insan geçecek garantisi vermişler. Şimdi bunlar bu köprülerle övünüyorlar ya. Bunların bu övündüğü köprünün birini Süleyman Demirel iktidarı döneminde fert başına düşen milli gelir yaklaşık 1000 dolarken yapmıştı. Evet. Yani sen muazzam bir şey yaratmadın kardeşim. Türkiye fakir günlerinde bir Boğaz Köprüsü yaptı. Sonra geldi rahmetli Özal zamanında
fert başına düşen milli gelir 3000 dolar civarındayken ikinci bir köprü yaptı bu ülke. Evet. Sen fert başına düşen milli gelir 10.000 dolarken 15 yılda köprüleri bitirdin ancak. Ama onların yaptığı gibi yapmadın. Milletin parasıyla yapmadın. Tuttun, dış kredili yaptırdın ve şart ve bir taahhütte bulundun. Hani bir meşhur hikaye var ya, geçenden 5 akçe, geçmeyenden döve döve 10 akçe gibi, köprüden günlük geçiş sayısı garantisi verdin. Bu yıl ben vergi veren bir vatandaş olarak geçmediğim köprü için 6,5 milyar liraya vergi veriyorum. Şimdi bir vatandaşımız diyor ki dıştan gelen yatırım devletimize güveni gösterirken sayın konuşmacı bunu görmüyor mu? %11'in üstündeki yıllık gelişimi de mi büyümeyi kastediyor? İnkar etmeliyiz. 15 Temmuz'u hiç mi görmediniz? Ordumuzun hareketleri bu işi bilenler tarafından açıklanıyor. Sizin sahanız olmayan konuyu sırf kötülemek için mi kullanıyorsunuz? Ordumuz eğer tedricen oralara girmeseydi şu sıralarda gördüğümüz Batı'nın hazırlıkları bizi mahvetmez miydi? Bir de bana bir tehdit var. Lütfen Mustafa Bey bu soruları beyefendiye sorun. Sormazsanız ben bu düşüncelerimi internette sizin yayınlamadığınızı da belirterek yayınlayacağım. Sorarız. Yeter ki siz de bizim sorularımızı, bizim şu programda sorduğumuz soruları o yandaş medyada sorulmasını sağlayın. Aynı tehdidin onda birini de onlara yapın. Tehdidinizden korktuğumuz, tırstığımız için sormuyoruz. Sadece sizin ifade hakkınıza saygı duyduğumuz için soruyoruz. Buyurun Aytun Bey. Şimdi %11 kalkınma hızı bir önce rakamların yeniden tayiniyle oynadılar. Daha da önemlisi evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen altın ithalatında %137'lik bir artış var. Bu altın ithalat artışı, ithalat ihracat artışı bir de ne zaman olmuş biliyor musunuz? Bu Reza Zarrab var ya, onun evet. zamanında olmuş. Şimdi bunlarla rakamları şişiriyorlar. Zaten adama ihracat ödülü verdiler ya. Şimdi bunlar geliyor gidiyor ve bu rakamlarla evet. Şeyi şişiriyorlar. Ben şimdi açık ve net soruyorum. Asıl hükümet cevap versin. Ha 15 Temmuz'a gelince 15 Temmuz'u bir bütün gece konuşabilirim. Çünkü ben FETÖ Araştırma Komisyonu üyesiydim. Türkiye'nin 15 Temmuz'a gelmesinin nasıl olduğunu, 2004 MGK kararının bu hükümet tarafından nasıl örtbas edildiğini, 2010 FETÖ referandumunu bunların nasıl desteklediğini, o referandum sayesinde Türk ordusunun askerlerinin Ergenekon'dan, Poyraz'dan hapisten nasıl atıldığını bütün gece konuşuruz. Ve daha da devam ederiz. 15 Temmuz hain kalkışmasını yapanların, Türkiye'yi işgal edip iç savaş çıkarmak isteyenler, o generallerin çoğunun 2015 senesinde general yapıldığını konuşuruz. Evet. Onlara bütün gece konuşuruz. Yurtsever subayların içeri atılıp yani kumpaslarla. Onları bütün gece konuşuruz. Onlar oraya gidip kendi kendine oturmadı. Tayin edilerek oraya gittiler. İzleyici sorusunda yani bize rekor cevap verilmesi gereken şey şu. Evet. 6,5 milyar lira geçmediğim köprüye para vermeye sen bir şey demiyor musun? Sen bir şeyin asgari ücretlinin emekli olduğu zaman 728 lira maaş almasına bir şey demiyor musun? Sen sadece bu sene bütçede sadece saraya 108 trilyonluk araç alınmasına bir şey demiyor musun? Demiyorum. Sen zengin olmak istemiyor musun? Senin hakkının yenmesine, kul hakkının yenmesine itirazın yok mu? Bizim itirazımız var. Bizim gibi itirazı olanlarla Türkiye'yi iktidara taşıyacağız. Vatandaşın ekonomideki kötü gitse karşı alabileceği önlemler konusunda bir yapabileceği bir şey var mı? Vatandaşın yapabileceği bir şey İYİ Parti iktidara getirmek. Türkiye'yi yeniden üreten bir ekonomiye geri döndürmek. Türkiye sadece bina yapıp duruyor. Şeker fabrikalarının satılması meselesini nasıl karşılıyorsunuz? 3 saat 15 dakikalık Amerikan Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmeden sonra Cargill'in talebi yerine getirilmektedir. Bundan ibarettir hadise. Ve biz İYİ Parti olarak bunu ben basın açıklaması olarak da yaptım. İktidara geldiğimizde eğer bu şeker fabrikaları satılmış olursa tekrar geriye alacağız kardeşim. Bu kadar net. Türk insanın sağlığıyla oynanmasına izin vermeyiz. AKP tarıma elverişli toprakları olan ender ülkelerden olan ülkemizde tarımın bestesini ithalatla bozduğunu gizlemek için İstiklal Marşı'nın bestesini eleştiriyor diyor bir izleyicimiz. Bakın 60 bin büyükbaş hayvan ithal edecekler. Evet. 126 ülkeden tarım
ürünü ithal ediyoruz. Onlara vereceğimiz parayı kendi çiftçimize verip zengin etsek ayıp mı olur? Evet. Payas isimli ya da kod adlı bilmiyorum bir izleyicimiz. Büyük Birlik Partisi çeşitli kademelerinde görev yaptım ama bunlar birkaç koltuk için Muhsin Yazıcıoğlu davasını sattılar. Kayseri'de koltuk bekleyen 2-3 kişiden başka kimse kalmadı. İyi Parti'nin yanındayız. Başarılar dilerim diyor. Teşekkür ederim. Ben de Muhsin Başkan'ı rahmetle anıyorum. Büyük bir vatanseverdi. Dostum da olmuştu kendisiyle. Milletle yürümüyorsan, milletle ağlayıp gülmüyorsan, milletle yiyip içmiyorsan, millete cahil, yobaz, kendine aydın diyorsan, bağırıp çağırıp milleti sokağa çağırıyorsan bu seçimlerde de geçmiş olsun diyor. Herhalde bir AK Parti seçmeni arkadaş. Biz milletle yürümüyorsan, milletle alayıp gülmüyorsan, milletle yiyip içmiyorsan, millete cahil yobaz, kendine aydın diyorsan. Biz milletin ta kendisiyiz ya. Bayındır'ın Hacı Beşir mahallesinden çıkmış gelmişiz. Bu cumhuriyet sayesinde müsteşarlık dair her görevi yapmışız. Selamlar Mustafa Bey. Dertlere çok yerinde parmak basıyorsunuz. Laf çok da konuşsak bir çare üretilmiyor. Sessiz sakinler. Günü bekliyor. Bence de sandıkta patlayacak. Evet. Bana göre ülkeyi yönetenler ülke gündemini İstiklal Marşı'nın bestesiyle meşgul ediyorlar. Cumhuriyet'in Osmanlı'dan devreden dış borçlarını 1950'ye kadar ödedik. Ona asıl gündem şimdi neden et, süt tozu, buğday, şeker, fasulye, nohut, sarımsak ve benzeri tarım ürünlerini ithal ediyoruz. Bizim milli ve yerliliğimiz yeni değil. Bunları ithal etmenizi kabul etmiyoruz. Ey AKP diyor. İşte milletin sesi. Evet. Millet bize söyleyeceğimizi millet söylüyor. Onlardan Allah bin kere razı olsun. Hadise bu. 126 ülkeden sen tarım ürünü ithal edeceksin. Ekmeğin kilosunu 1 liradan 8 liraya, etin de kilosunu 8 liradan 49 liraya çıkaracaksın. Sayın İşte millet Çırak, söylüyor. Evet. Atalan Üsküdar'ı geçiyor YSK ile nasıl olacak seçimi kazanacaksınız diyor Hanife Turan. Ne atı alabilecekler ne geçebilecekler. 16 Nisan'da %60 evet demiş bir Yozgat. Bir konuya neden destek verelim acaba soruyorum şeker fabrikasına diyor. Yozgatlı bir vatandaşımız %60'ı artık zor görürsünüz diyor. Tarımda kendimize tekrar yeten ülke olmamız için tarım politikaları düzenlenecek mi diye sizin... Hiç şüpheleri olmasın. Yozgatlıları çok severim. Yozgatlı milletvekili arkadaşlarım vardı. Birlikte Sağlık Bakanlığı'nda da görev yaptık. Onların dostları Yusuf Bacanlı. Oraya çok hizmet götürdük o yıllarda. Yozgatlılar akıllı insanlardır, vatansever ve dindarlardır. Bütün gerçekleri gördüklerine de eminim. Bir izleyicimiz... İYİ Parti üye olmak istiyorum ama AKP'den, MHP'den ve CHP'den istifalar düşürülmüyor. Bu yüzden üyeliğim engelleniyor diyor. İşte çok ayıp. Yani bunları biz çok yaşıyoruz da söylemek, telaffuz etmek istemiyoruz. İYİ Parti'den beklentimiz AKP'yi eleştirmek... Bir akının başlamasından korkuyorlar. Büyük bir istifa akının. O yüzden zorluk çıkartıyorlar. AKP'yi eleştirmek yerine yapacaklarını söylemeleridir. Diyor ki herhalde bu akşam biz... Epey şey söyledik ve evet. Söylemeye devam edeceğiz. Önümüzde zaman var. Başa geldiklerinde özellikle adalet, medya gibi konuları tekrar tesis edecek misiniz diye parlamenter sisteme geçecekler mi diyor. Geçeceğinizi söylediniz. Yeniden çağa uygun, evet. Mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı anayasal hukuk devletini inşa edeceğiz. Ben Konya'dan yazıyorum. Vatandaş İYİ Parti'nin yapacaklarını duymak istiyor. Anlattık. Programın bandını tekrar izlersiniz. İYİ Parti Meral Akşener'i destekliyoruz. Cem TV'ye teşekkürler diyor. Kalan zarflara da hani o 500 küsur milyon zarf basılmış diye birbirlerine veda mektubu yazıp gönderecekler. O daha iyisini buldu güzel. Demiş bir izleyicimiz. Kahraman Kazan İlçe Teşkilatı olarak İYİ Parti'nin ülkemizde biten demokrasi anlayışını tekrar getireceğine, ülkemizin refahını tekrar sağlayacağına, kaybolan ülke düzenini tekrar değiştireceğine güvenimiz tamdır. Kalkışma gecesi kahraman kazandıkları yaptıklarından ötürü tebrik ediyorum. Evet. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem neden istifa etti sorar mısınız? Kendi şahsi gerekçelerini gösterdi. Kendi hayatıyla ilgili saygı duymak. Özel nedenler. Evet. Yani bir yol ayrımı falan hayır, bir şeydi hayır, değil. Çok... Saygıdeğer bir ilahiyatçı. Ülkemizde bir cemaatin nasıl örgütlendiğini ve başımıza neler açtığına bakacak olursak hükümet diğer cemaat ve tarikatlara nasıl iltimas tanır, nasıl böyle sahte din adamlarının saçma sapan fetvalar vermesine göz yumar. Kimden alıyor bu cüreti diyor o
saçma sapan işleri yapanlar. Bu o cüreti nereden aldıklarını bilmiyorum ama o cüretin bir bedeli olacak. Milleti bu kadar küçük görmeye kimsenin hakkı yok. Evet, biraz hızlanıyoruz arkadaşlar. Evet. Haftanın videosu. Hep beraber coşkuyla tek millet, tek millet, tek millet. Buradaki kim? O Cumhurbaşkanı Bozkurt işareti yaparken, ki ben hiç beceremiyorum işareti, yanında da bir yandan Rabia işareti yapılıyor. Evet. Dört parmak işareti yapılıyor. Şimdi geçen hafta Mersin İl Kongresi'nde yaptı bunu. Küçük ortak, sizin deyiminizle MHP'nin simgeleşmiş işaretidir bu. Cumhurbaşkanı bunu yaptı. Biz de bunu haftanın videosu seçtik. Ama niye seçtik biliyor musunuz? 2015'te Bozkurt işareti yaptığı için Seher Kayağan isimli bir vatandaşımız gözaltına alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uşak'a gidiyor Erdoğan 2015'te. Uşak ziyareti sırasında MHP ilçe yöneticisi Seher Kayağan Bozkurt işareti yapıyor. Bu yüzden polisler tarafından alınıyor, götürülüyor. 4 yıl hapis sistemiyle ve Cumhurbaşkanı'na başka hiçbir hakaret falan yok. Sadece Cumhurbaşkanı'nın şimdi yaptığı işareti yapıyor. Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılandı. Beraat etti ama işte 4 yılında böyle bu davalara gidip gelerek harcadı. Nasıl yorumluyorsunuz? Neden duydu böyle bir şeye? Samimiyetsizlik olarak yorumluyorum. Evet. Bunlar ötesi yok. İkincisi, zaten o hareketi yaptıktan sonra, Bozkurt hareketini yaptıktan sonra da partinin sözcüsü çıktı. Ay pardon, o yanlışlık olmuş. Rabia yaparken yanlış fotoğraf çıkmış diye bir de yalanladı onu. Bence samimi, aslında Bozkurt Türk milletinin tümünün bir işaretidir. Onu siz de bilirsiniz. Kılıçdaroğlu da yaptı zamanında, yani, hatırlarsınız. O, ama bir insan bir şeyi yapıyorsa arkasında durmalı. Evet. Durmuyorsa samimiyetsizlik demektir. Tam aksine buna saygı duyan insanlara hakarettir bu. Evet. O hakaretin cevabını da sandıkta alacaklar zaten. 4 sene önce bu gerekçeyle bir vatandaşınızı yargılıyorsunuz. 4 sene sonra efendim, aynı işareti siz yapıyorsunuz. Milliyetçiliği ayakları altına aldım diyor. Evet. Türklük kaldırılmalıdır diyor. İşte şimdi kanun teklifi vardı ve verdiler. Bütün kamu kurum niteliğindeki kuruluşların önünden Türk ve Türkiye sözcüklerini kaldırıyorlar. Bu kadar, evet, rahatsızlık var. Ama buna koalisyonun küçük ortağı ne diyor onu bilmiyorum. Evet. Bülent Çelik'in Kral Çıplak'a özel çizdiği karikatürleri izliyoruz. Aslında yani dili sürüşmesi ama doğru da söyledim. Bülent Çıplak. Bülent her zaman çırılçıplak olduğu gibi bir arkadaşım, kardeşim. Eminim ki şimdi katıla katıla gülüyordur. Samsun'a selamlar Bülent. Karikatürlerin harika gidiyor. Torba yasa ile ata alan hazırdır üst başlığıyla. Hani o meşhur mesele var ya, Üsküdar meselesi. Tamam, şimdi bana Üsküdar'ı gösterin ve önümden çekilin diyor. Gerçekten bu kadar artık rahatladı mı iktidar sizce? O karikatürün sol tarafına rica edeyim, hani dışında, evet, kalmış. Muhtemelen arka tarafta Meral Hanım çıkacaktır. O şeyde Üsküdar'a gidemeyecektir. Evet. Peki, ikinci karikatür yine aynı numara üst başlığıyla. Yine de görülüyor. İşte İstiklal Marşı güftesi yazmış Bülent. Bülent, yanlışını yakaladım. Bestesi olacak o. İstiklal Marşı bestesi tartışması. Dinde revizyon tartışması diye torba yasayı adı verdiği bu seçim değişikliği yasasını gizlemeye çalışıyor. Hem o Bülent, hem de işte bu esas ekonomik durumu gizlemeye çalışıyor ama, evet, her sabah vatandaş uyanıp da elini cebine attığı zaman ne olup ne olmadığını orada görüyor zaten. Evet. Haftanın diğer karikatürünü bir gösterelim. Haftanın karikatürü. Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonda aylarca içeride kalan, cezaevinde kalan Türkiye'nin kuşkusuz en değerli çizerlerinden, en usta çizerlerinden Musa Kart resmen tablo gibi bir karikatür yapmış. Ellerine sağlık. Truva atı var.
İşte orada iki kişi çekiyor, onların gölgesi de o iki kişinin kim olduğunu bize ipucunu veriyor. Şimdi seçime gidebiliriz diyor. Truva atı, sandık şeklinde bir truva atı. Çok güzel, çok simgesel bir karikatür. Musa'nın ellerine sağlık ve iz bırakanlarla devam ediyoruz. Evet, bu haftanın en önemli olayı, en önemli tabii bu gerçekten büyük bir kayıp. Albert Einstein'ın, Einstein'dan sonraki en ünlü bilim insanı olarak kabul edilen fizikçi, evren bilimci Stephen Hawking'i kaybettik. Dünya kaybetti 76 yaşında. Toprağı bol olsun diyoruz ona, dininden ötürü. Işıklar içinde yatsın. Dünya bilimine katkıda bulunan herkese tabii onun özelinde sonsuz saygılar sunuyoruz. Temennimiz Türkiye'de de Stephen Hawking'lerin yetişeceği o iklimi yaratmak. Yoksa çok çocuk çıkar. Evet ve biz onlara hepsini beyin göçü olarak veriyoruz. Hem veriyoruz hem de düşünce özgürlüğü sağlamadan onlar ortaya çıkamazlar. Evet, gelelim Türkiye'nin komik meselelerine. İkinci karikatür gelsin. Sizin çok yakından tanıdığınız. Gelsin, karikatür diyorum arkadaşlar. İşte bugün böyle idare edeceksiniz beni. İkinci küpür. Zafer Çağlayan aktif siyasete geri dönmüş. Zafer Çağlayan'ı herhalde Cem TV'nin aydın izleyicilerine anlatmaya gerek yok. Bu meşhur yolsuzluk operasyonlarında adı en öne çıkan meşhur saat meselesiyle aldığı hediye saat meselesiyle Zarrab'dan aldığı gündeme gelen ama daha sonra AKP'nin bir yıkama operasyonuyla üstündeki her türlü atılı suçtan kurtulan eski Sanayi Bakanı. Reza Zarrab'ı da milli meselemiz ilan ettiler bir ara biliyorsunuz. Evet. Alıp gelsinler de birlikte siyasete soksunlar bari. Evet. Hafta sonu yapılan AKP Mersin 6. olağan il kongresine katılmış ve yapılacak olan büyük kongrede delege seçilmiş. Bu çok yakında yeniden bakanlık yolu açılıyor demek. Yakışır diyorum ben de. Ama ona zaman bulamayacaklar, az kaldı. Öyle mi? Evet. Evet, bu haftanın yine çok garip bir olayı. Ya bu ülke Kastelilileri gördü, bankerler faciasını yaşadı, batık bankalar meselesini yaşadı ama şimdi de başımıza Çiftlik Bank diye bir şey çıktı. Bu Çiftlik Bank'a 77 bin kişi 511 milyon lira para yatırmış. Olay ne? 27 yaşında işte bu sağ altta fotoğrafı görülen tombalak çocuk çıkmış. Demiş ki bana para verin, ben sizin adınıza hayvan alacağım. Ondan sonra onları yetiştireceğim, para kazandıracağım size. Paranızı ikiye katlayıp geri vereceğim. Sonra da paraları almış ve tüymüş. Siyasetçiler açılışlarına katılmış, konuşmalar yapmış. Mehteri kullanmış, işte tekbir getirilmiş. Bu kaçıncı dolandırıcılık? Benim temiz milletimden şunu rica ediyorum. Ağzına her büyük Allah'ın adını alana güvenmesinler. Bir şey soracağım. Yani, ben bugün size bankadan atıyorum 10 bin lira göndersem hem bana hem size müfettişler gelip, birileri gelip sen bu 10 bin lirayı niye gönderdin, sen niye aldın? Bunun hesabını sorarlar. Ya 77 bin kişi 511 milyon lira bu çocuğa yatırıyor da acaba bunun hesabı niye sorulmuyor? Hükümet burada sorumlu. Dolandırıcılık çok açık çünkü yürüdü bu iş. Televizyonlarda şeyler yapıldı, tören, bahsediyorum size. Evet. Siyasiler gitti törenlerine. Sıradaki acı bir olayın yıl dönümü Gazi Mahallesi'nde cemevi ve kahvehanelerin taranması sonrası başlayan ve 22 yurttaşımızın öldürülmesiyle son bulan katliamın üzerinden 23 yıl geçti. Düzenlenen anmada Aleviler, katillerin ve sorumluların 23 yıldır iktidarlar tarafından korunup kollandığını belirterek faillerin bulunmasını istedi, gerçek faillerin. O yıllarda ben devletteydim. Orada bazı yabancılar görüldü, sonra yurt sınır dışı edildi. Ve olayın üstü de kapatıldı. Orada provokasyonlar var, çok önemli. Yine bir tarihi yıl dönümü, hepimiz için gurur verici bir tarihin yıl dönümü. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl dönümü kutlamaları başladı. Ama Atatürk unutuldu biliyorsunuz. Evet, Atatürk. Yani camilerde verilen. Etkisiz bir. Çok acı bu ya. Aktör haline getirildi. Kurucusuna, kurtarıcısına ihanet bu. Evet. Şimdi diğer küpür gelsin arkadaşlar.
Tarihi hastane yıkılıp yerine cami yapılacak. Türkiye'nin en büyük meselesi bu biliyorsunuz, cami meselesi. Hiç camimiz yok. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yapılan Sivas Numune Hastanesi'nin yıkılıp yerine cami yapılacak olması büyük tepki topladı. Sonraki gelsin, Antep'te de benzer bir şey. Var mı o Antep Stadyumu meselesi? Hayır, değil. Bu değil, o taranmamış o zaman. Bir de Antep'ten bir haber geldi. Antep'teki mevcut stat yıkılacak. Onun da yerine bizzat Cumhurbaşkanı talimat vermiş. Aslında park yapılması düşünüyormuş. Park ve kültür evi yapılması düşünüyormuş. Ama demiş ki hayır, buraya park mark yapmayın, cami yapın demiş. Şimdi cami yapılacakmış. Ne diyorsunuz? Bu kadar çok günah işleyince dışarı karşı dindar gözükmek için yapılan bir operasyondan ibaret. Evet. Bunu, bir yandan bunu yapıyorlar, bir yandan cami arazilerini satıyorlar. Doğru. Nerede samimiyet? Ve son iki küpürü hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Bu çok manidar. Atatürk'ü demiş ki bu ülkede bir tek savcılar bu değil. Neyse bu olsun. Özel jetle facia... Çocuklar beni kandırmayın. Özel jetle facia da kalsın şimdi. Evet, özel jetle facia. Dubai'de bekarlığa veda gezisinden dönen 8 arkadaşıyla 3 mürettebatın bulunduğu özel jet İran'da düşmüştü. Büyük üzüntü yaşandı. Bu sosyal medyada bazı çevreler tarafından istismar edildi. Biz kaybettiğimiz bu güzel insanlara rahmet diliyoruz. Bunu bile siyaset malzemesi yapan anlayışı da kınıyoruz. İşte 15 yıllık kutuplaştırma siyasetinin sonucu kardeşi kardeşe böyle en bizim çocukluğumuzda komşumuz vefat ettiği zaman biz radyoyu açmazdık. Evet. Bırakın bu lafları. Şimdi biraz önceki küpür gelsin. Ben savcıyım, çağırın gelsin Atatürk. Bir tek cumhuriyet savcılarına cumhuriyet, yani savcılara cumhuriyet sıfatını kullanma izni vermiş. Ama bugün cumhuriyet savcıları öyle bir hale geldi ki tamamen ve tamamen bu büyük görevlerinin kutsiyetini unuttular. Garip garip işler yapar hale geldiler. Samsun'da Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca sabaha karşı polislerle birlikte genç kızın kaldığı yurda gitti. Olay 3 Mart Cumartesi günü saat 3'te meydana geldi. Savcı Ahmet Bey yurt görevlisine çağırın benim nişanlımı gelsin demiş. Yani savcılık emri olarak zorla getirmiş. Bireysel olduğunu düşünüyorum. Çok bireysel. Ama bu savcılığı bu hale getiren, bireysel de olsa, siz sınavlarda soru çalarsanız, evet, zihniyet ne? Hak etmeyenleri atatmaya kalkarsanız, oraları FETÖ'cülere doldurursanız, sonra bir kısmını çıkarırsanız içeride hala kaç tane olduğunu bilemezsiniz. Evet. Kimin ne oldu belli. Ama ben şunu gördüm. Emin olun, yine de savcılarımız, hakimlerimiz büyük bir çoğunluğuyla, ezici çoğunluğuyla bu zor şartlarda, bu kadar baskıya rağmen çok ciddi görevler yapıyorlar. Evet. Ben bizzat bir çoğuyla birlikte çalıştım bu FETÖ döneminde. Onun için onlara olan saygımı da ayrıca ifade etmek isterim burada yani. Evet. Genellememeye çalışalım bu tür kendini bilmezleri. Siz devlette uzun süreler çalıştınız değil mi? Kaç sene çalıştınız? 4 yıl müsteşarlık, 7 yıl başbakanlık danışmanlığı, başhekimliği falan saymıyorum diğerlerini. Ne kadar? 81'den işte 2002'de istifa ettim memuriyetten. Bakalım bugün sınava girseniz devlet memuru olabilecek misiniz? Taşeronlar için açılan sınavdaki sorular herkesi şaşırttı. Bu soruları bil, kadroya gir. Soruyu soruyorum efendim. Sorabilir miyim? Tabii, inşallah kalmış. Peki. Cumhurbaşkanımızın kaç çocuğu ve kaç torunu vardır? Valla çocuğunu bilebilirim ama torunun sayısını bilmiyorum. Kaç? Ben başka yerde iş aramaya gitmeliyim. Kesinlikle kaybettiniz. Bu saatten sonra devlet... Bunlar yalakalık bu kadar. Yani, ayıp bunları yapanlar. O kadar garip sorular var ki hepsini okumaya tenezzül etmiyorum. Evet, sizden çok sayıda soru geldi ama ne yazık ki hepsini soramıyoruz. Önce program müdürümüz Hilal Solmaz'a, program sorumlumuz Dilek Aydındağ'a, montajda Özgür Karay'a, editörümüz Doğuş Karay'a, yönetmenim Tacim Küşne'ye, seste Melek Önteş'a, ana kumandada Murat Kaytan'a, kameramanlarımız Ali Akan ve Uğur Deveci'ye, ulaştırmada Aydın Altun'a ve çaycımız Kamil Turan'a. Ama en çok da
Sayın Aytun Çıray'a çok 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 teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ederim. Gelecek hafta konuğumuz CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olacak ve birlikte Kral Çıplak diyeceğiz. Biliyorsunuz bir süredir Kral Çıplak'a kapatmadan önce, o konuya gelmeden önce şunu da özellikle göstermek istiyorum. Bu Çanakkale haftasında, Zafer haftasında, Deniz Zaferi haftasında lütfen bu kitabı bir şekilde bulun ve okuyun. Ercan Dolapçı'nın Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki rolü. Yeni çıktı. Diyanet İşleri Başkanı'na da tavsiye ederim onu. O da okusun. Evet. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Dediğiniz gibi Atatürk yok sayılmaya çalışılıyor. O Çanakkale Savaşı'ndaki Atatürk. Ercan Dolapçı'nın bu kitabı işte onlara ders niteliğinde. Bir süredir programı Kral Çıplak'a konuklarımızın seçtiği kliple kapatıyoruz. Bu hafta tabii İstiklal Marşı gündemdeydi ve Aytun Bey'e ne çalalım diye sorduğumda hiç düşünmeden İstiklal Marşı dedi. İstiklal Marşı'mızı da kapatıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın.